belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ne desen de söyle. Hoş geldiniz. Şimdi bir arkadaşımız var. Annesinin yemeklerini çok seviyor. Bakalım bu yemek nasıl geçiyor izleyelim. Buyursunlar. Yok bir saniye. Alo. Tamam kusura bakma ya. Gel kardeşim gel arkadaşım ya. Oğlum dışarıda ne yiyeceğiz? Niye yiyeceğiz? Mis gibi anne yemeği dururken ha, haksız mıyım? Haklısın vallahi. Annem hazırlar oğlum ben her öğlen geliyorum annemin evinde anne yemeği yiyorum. Ya ha. Böyle de zahmet olur. Hayır senin canın çekmiş kuru fasulye. Anneme aradım tak öğlen arasını hazır etti bu kadar mı? Çok sağ ol be kardeşim. Vallahi bir... Heh, geldiniz mi yavrum? Hoş annem, geldin. Annem. Ah benim oğlum canım benim. Aa bak canım benim. Merhaba. Hoş geldin. Jale teyze. Mustafa. Mustafa ha, evet bahsedelim. Anlatıyor. Mustafa aşağı Mustafa yukarı. Mustafa tam adı oturuyor. İbrahim de sizin yemeklerinizden sürekli bahsediyor. He. O kadar iyidir o. Harikadır. He. Şu sürekli yani. Senin kuru fasulyeni yemek için yarım saat yol yaptık ama ne ya. Aa bayılır o anasının yemeklerine bayılır. Evet hadi gel bakalım. Of be. Mis gibi koktu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu bir şey değil. Ha. Asıl sürpriz içeride. Ne? Ocağa sütlaç koktu. Ah, İçecek getir. Bayılırım. Ha. Ya Jale Sultan, Jale Sultan. Bakıyorum yine şovlardasın ha. Yine döktürüyorsun. Ya. Çok şanslısın. Annemin sütlacı efsanedir. Oh. Buradan ta Amerika'ya Biden'a bile yaptı gönderdi. Gönderdim. Ama çok şekerli olmuş Biden. Heh, ben de ne zaman bu kuru fasulyenin üstüne sütlaç yesem Trump Trump diye atarım öbür kutu. Bak. Bu İbrahim'in şakaları hep böyle buş şakalar. Ya sen Amerika turnesine mi gittin böyle şakalar buldun ha? Ama artık siz biraz Hillary gittiniz ya. Bu da bizden bu da lafa tutma. Yani. Sütlacım yanar. Çok üzülürüm. Lütfen. Afiyet olsun. Yapıyorum, geliyorum. Jale teyze size de böyle zahmet vermiş. Ne demek? Sağ olun. Anam be. Of, dayanamıyorum. Haydi. Haydi bakalım. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Kusura bakmayın böyle. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben sana yemin ediyorum artık dışarıda yemek yiyemiyorum abi. Aynı tadı asla ve kata alamıyorum. Öğlen arasında bile olsa gelirim. Evde öğle yemeğimi yerim. Böyle giderim. Annemin kuru fasulyesi de efsanedir ya. Nasıl ama? Şşş, Mustafa, nasıl ama? Çok iyi değil mi? Jale teyzemin de ellerine sağlık. Sağ ol. Nasıl ama ya? Nasıl? Hakikaten çok iyi değil mi? Farklı. Farklı olacak tabii. Sen acaba hayatında daha önce hiç böyle bir kuru fasulye yedin mi? Ekmek alayım ya. Sağ ol. Hayatında yememişsindir oğlum böyle kuru fasulye. Göm. Unutma. Annemin eli çok lezzetlidir. Acayip lezzetlidir. Ya evet, ben hayatımda böyle bir şey yemedim. Evet, hiç denk gelmedim böyle bir şeye. Dedim, annemin eli lezzetlidir. Mustafa, he? Nasıl ama? Çok iyi. Değil mi? Yani şimdi nasıl söylesem, damak tadı meselesi olduğu için hani benim için çok iyi olan bir şey başkası için çok daha iyi olmayabilir, değil mi? Evet, aynen haklısın ama
senin damak tadına göre de bu çok iyi bir kuru fasulye değil mi? Değil. Çok kötü bir kuru fasulye bu kardeşim. Ne? Evet, yani kusura bakma ama bu gerçekten çok kötü bir kuru fasulye. Annem emek verdi bu yemeğe, emek. Keşke biraz daha verseymiş, bu olmamış kardeşim. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yapmıyorum, ben küfür mü ettim? Ne alakası var yani? Annem hakkında konuşuyorsun. Hayır, anne hakkında konuşmuyorum. Annenin kuru fasulyesi hakkında konuşuyorum. Evine gelmişsin. Hı. Sıcacık yemek koymuş önüne kadın. Utanmadan ettiğin şu laflara bak. Ya ne alakası var? Yani sen samimiyetle cevap vermemi istedin. Ben de söyledim yani. Kötü. Kötü olduğunu düşünüyorum, anladın mı? Yani ayrıca da böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilsem inan gelmez bunu hemen yani. Ya anne yemeği ikram ettik sana. Sen nerede buldun acaba? Anne yemeği bu, anne yemeği. Ya bir insanın anne olmasıyla lezzetli yemek yapması arasında ne gibi bir ilişki var? Ben de bunu anlamıyorum yani. Şimdi senin bu kuru fasulyeden yüksek beklentin birinci derecedir akraba olmanız mı? Tamam, o zaman mesela teyze kuru fasulyesi anne kuru fasulyesinin yarısı kadar yedir. Çünkü o anne yarısıdır. Ya böyle bir mantık olabilir. Saçma sapan konuşma. Ya ne? Allah çirkinleşiyorsun şu an. Hayır, ne ilgisi var? Çirkinleşiyorsun şu an. Az daha koyayım annem, az daha koyayım. Heh. Mustafa'ya koy annem. Aa, yok yok. Çok aa, önü mü ye? Yok bak. Önü mü ye? Daha iyi olabilir. Evet. Bence... Ama bu yesin, çok kuru bir çocuk ya. Ama. Bu senin gibi biraz semirsin oğlum. Bak bir şey istediğiniz an, anne dediğiniz an buradayım. Tamam mı tabii, anne? Tabii tabii. Annesi kurban olsun bunlara ya. Şu kadına neler dedin ya? Şu kadına ben senin söylediklerini söyleyemem. Diyemem. Niye ya? Ne dedim ki ben? Ne oldu ki ya? Ben kötü bir insan değilim çünkü. Ya annen kötü kuru fasulye yaptı diye ben niye kötü insan oldum şimdi? Cennet annelerin ayaklarının altındadır. O kadın, o mukaddes kadın neler yaptı bizim için? Ya kuru fasulye yapmadığı kesin. Annem hakkında doğru konuşacaksın. Ya bir şey... Bak kuru fasulyesini gelip kötülediğin. Evine bir yılan gibi süzülüp de emeklerini hor gördüğün o kadın anam var ya... Hı. Abimle benim için gece gündüz çalıştı. Çalışkanlığı o öğretti bana. Sende eksik olan insan sevgisini, sende eksik olan saygıyı o öğretti bana. Öz eleştiri yapmayı öğretememiş. Yani kuru fasulye çok kötü. Yiyince anlamıyor musunuz siz? Ya tamam, ben sana bunu kanıtlayacağım ya. Dur bekle kardeşim. Ben senin bu kuru fasulyeyi niye kötülediğini çok iyi biliyorum. Niyeymiş? Lümpensin. Ne? Lümpenlik bu. Hayatta gördüğüm tanıdığım tek lümpen de sensin. Git oğlum o zaman buradan. Ne işin var oğlum burada? Yaşama oğlum burada, git. Amerika'ya git mesela. Meksika sınırını mı geçiyorsun? Denede mi yüzüyorsun? Timsallarla duvara mı atlıyorsun? Gir Amerika'ya, orada yaşa. Annelerin yavrularına kuru fasulye yapmadıkları, yapamadıkları bir yer bul. Buraları sana gelmez koçum. Ya senin annen kötü kuru fasulye yapıyor diye ben niye kendimi Meksika sınırında buldum ya? Ayrıca benim anne kuru fasulyeleriyle ilgili böyle genel bir derdim yok. Beğendiğim anne kuru fasulyeleri de var ama bu beğenmediğim bir anne kuru fasulyesi. Ya kötü bu, Allah Allah, bunun anlamayacak bir tarafı yok. Şimdi gelince anlarsın. Ben sana geldi. Göreceksin şimdi. Hah, geldi bile. Ne geldi? Buyur aç bakalım. Ne çağırdın lan? Ha? Merhabalar. Kuru fasulyenin pınarından herkese iyi akşamlar. Kuru fasulyenin pınarı. Avcılar. Eseyim. Büyük çekmece. Silivri, Kumpurgaz'dan sonra Şişli şubemizde de hizmetinizdeyiz. Kuru fasulyenin pınarı, ana yemeği gibin. Dışarıdan kuru fasulye mi söyledin? Aa. Daha ne kadar düşeceksin acaba? Dur bir kardeşim ya, bir konuya açıklık getireceğiz. Şimdi abicim, siz kuru fasulye konusunda profesyonelsiniz değil mi? Tabii. Aşırı profesyoneliz. 1987'den beri, heh, bakın burası çok önemli, altını çiziyorum. 1987'den beri kimse bizden daha iyi fasulyen yapamaz. İşte bak, yani 1987'den beri sadece kuru fasulye yaptığınız için, bu konuya yoğunlaştığınız için, bu konuda profesyonel olduğunuz için kimse sizden daha iyi kuru fasulye yapamaz. Hatta anneler bile, değil mi? Oo. Yo. Estağfurullah, asla. Hiçbirimiz, bakın tekrar altını çiziyorum. Hiçbirimiz analarımız gibi fasulyen yapamayız. Allah. Tabii. Mesela bizim Selim Usta. Bizim ustamızı ele alalım. Bildiğim kadarıyla kendisi anne değil. Şimdi anne olsaydı bizim sloganımız ne olurdu? Ana yamağı olurdu. Ama bizim sloganımız ne? Ana yamağı gibin. Gördün mü Mustafa? Anne eli değmiş gibi olamaz diyor usta. Usta, zaten analar bizim başımızın tacıdır. Biz iş yeri olarak kurumsal manada zaten analarla karşı karşıya gelmeyi pek pas vermiyoruz. Duy Mustafa, duy. Bugün çok büyük bir ders aldın. Tamam be. Abi senden bir şey rica edeceğim. Gitmeden önce şundan bir kaşık alabilir misin? Tabii.
Ben yeni tanıştım insanların böyle verdiği şeyleri laf ağzıma atar. Buyurun. Böyle mi olur mu? İşte size fırsat. Buyurun. Abi. Böyle, böyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Bunu yap. Adı ne bu ya ben? Kuru fasulye yani ana eli değmiş kimin kuru fasulye? Buna ana eli değil, eşeğin toynağı da emzap arasın. Bu ne yavrum çocuklar, bu yiyen. Ha, aman aman. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Çok özür dilerim. Normalde asla yaptığım bir şey değilim. Dışarıda yapmaya da aşırı utanırım. Birkaç kez başıma geldi, çok rezil haber çıktı. Çok özür dilerim. Ağzımı buraya vuruyorum. Kusura bakmayın. Ya ben neler yedim de çıkarmadım, bu dayanacak. Ne ağzımı vuruyor bunu? İşte ben boşuna gibi konuşuyordum. Asla korkmayın. Paketlerimiz sıvı geçirmezdi. Tahtakale'den kayınçolundan aldım. 4 lira verdim tanesine. Heh. Asla su geçirmez, hiç koy. Aman aman. Üniversitesinde bir telefon açacağım. Lütfen. Kusura bakmayın. Sızdırmaz, korkmayın. Emrinizi batırmam. Alo? Selim Usta. Usta ben çok kötüyüm. Usta, fasulyeye acil zam yapıyoruz. Çak çak, %600 çak. Dolar gibi yükselsin. Bir de şu sloganımızı değiştirelim. Not alıyor musun? Yaz. Ananınkinden iyi. Lan! Tamam, Selim Usta. Sloganımız halktan tepki aldı. Bunu sonra konuşuruz. Kapatıyorum, midemi neyi yıkatacağım. Çok kötüyüm. Sorma, bir şey yedim. Acayip kötü, sorma. Kapat. Kapat oğlum, kapat. Bak, çocuklar çok kötü. Fasulye parası ödenmiş online olarak. Sütlaç bizim yıkı... Aman aman. Abi çık tamam burada ya. Çık lan saçma ya. Abartma ya. Kusura bakma. Abi sızdıracak bak. Sana geçirecek o. Delirtmek üzere. Aslak delmesin ya. Kalçondan aldım bunu. Aşağıda kaliteli mağaza. Hadi hadi. Hiç korkma. Asla bir şey olacakmış. Allah boşan yırtıldı. Lanet olası kayınço. Bu. Ne var? Bak hadi adam getirdi. Şundan bir tane ya, rica ederim. Hadi. Sen ye kardeşim. Kim bilir içine neler katıyorlar dışarıda. Yapılıyor, ne olduğu belli olmayan yağlar falan filan. Ben mis gibi annemin yemeğini yerim. Annem fasulye yapmış, niye yandırıyorsunuz lan beni? Hoş geldin Mustafa, annem fasulyesi çok iyidir. Evet abi, evet. Herkes bizim gibi düşünmüyor abi. Bazıları anlamıyor. Kim anlamıyor lan, mis gibi fasulye? Yani evet abi. Sen ne yiyorsun? Hiç, yani. Hiç mi? Ha. Annemin kuru fasulyesini beğenmedi, dışarıdan kuru fasulye sipariş etti. Senin ağzını yüzünü kırarım lan ben. Yok. Abi tamam. Ne biçim adamsın lan sen? Abi tamam, ben ona gerekli cevabı ve tepkiyi gösterdim. Sakin ol. Abi ne oluyor bu kadar büyük bir tepki yani? Yeri mi ya? Ben ayrıca annenizle bir derdim yok. Rica ederim. Sadece kuru fasulyeyle derdim. Bak şu tabağı kafanda kırarım senin ama annemin evi pislenmesin diye kırmıyorum ha. Evet abi, sakın öyle bir şey yapma. Annemizin evi kirlenirse annemiz üzülür. Vallahi maşallah piyade gibi çocuklar yetiştirmiş. Helal olsun. Ya tamam, ben gidiyorum. Ama sizden bir tek bir ricam var abi. Ya rica etsem şundan bir kaşık alsanız. Bir kaşık. Sırf yüzüne tükürmek için bu teklifi kabul ediyorum. Lütfen. Bir kaşık alacağım. Tamam, kabul. Annem bizi kandırmış. Ne? Annem bizi net kandırmış. Yıllarca bir yalanı yaşamışız oğlum. Ne? Üvey evlat gibi. Vallahi ben bununla doymadım. Bunun devamı nerede? Pazarkaşı Mahallesi'nde abi. Pazarkaşı Mahallesi. Evet, hemen soru söylerler sağ abi. Sağ kardeşim. Ne demek? İbrahim. He? Bak, abini duydum. Tamam. Hadi gel şundan bir kaşık ye artık. Ver ya. Ver neyi mi? Ver. Tamam, ver. Karşılaşınca tabii. Evet. Evet, tamam. Sakin, sakin. Tamam, gel. Gel, tamam. Gel, şuradan ye. Ye, ye. Tamam, güzel. Bak, annenkinden veriyorum. Öbüründen veriyorum. Tamam, annenkinden veriyorum.
Tamam. Kaldırdım. Kaldırdım. Tamam. Tamam. Bu ne lan? Yani acaba 10-15 tane anne acaba birleşip güçlerini birleştirip mi yaptılar bu grubu Süleyman? Başlayacağım ama ya yeter artık. Ya aş şu tavalarını anne kardeşim bir şarkı istedik. Mis gibi de yapılmış işte ya. Tamam lan çok iyi harika grubu Süleyman. Tamam paylaş. Ama kim bilir içine neler kattılar. Çin tuzu mu kattılar bu kadar lezzetli olsun diye. Soyeli sitinlerim, emulgatörler, E-124, E-110, E-220, E-186'lar falan var bununla belli ki. Annemin yemeği tadı şey belli, tamam bu kadar iyi yapamıyor olabilir kuru fasulyeyi. Biz de tatlımızı yiyip dağılırız. Eyvallah. Tamam, anne! Hadi gel sütlaç yetişti, hadi gelin içine. Al benim yavrum, afiyet olsun. Ellerine sağlık canım. Yiyin, siz yedikçe ben mutlu oluyorum. Hayatta da başka bir amacım yok. Çok teşekkür ederim. İnan ki yok. Canım çok teşekkür ederim. Dillere destan efsane sütlaç. Bunu ye artık. Hadi afiyet olsun. Hadi. Bunu da beğenmedin değil mi? Köpeğin çocuğu. Belki damak tadıma uygun değil. Mikrobun çocuğu. Ya sen hiç dışarıdan sütlaç yedin mi? Ver lan lanet gitsin ver. Bu mu? Anne! Anne! Gerek yok. İbo. Anne! Ya gerek yok. Allah durur musun? Bir durur musun? Bir şey yok. Bir şey yok. İbrahim gerek var. Anne bir şey söyleyeceğim. Ama bunu ya şimdi söyledim. Bir daha söyleyeyim hemen. Ne oldu? Daha anne. Sen çok kötü yemek yapıyorsun. Evet çok kötü yapıyorum. Ne oldu? Kötü. Allah razı olsun. Dışarıdan mı söylediniz? Ay mis gibi koktu. Kurban olsun ya bunu ne? Yapan ha. Nasıl ya ama senin gibi olur mu? Anne eli falan anne eli. Yeter artık be İbrahim. 40 yıldır anne yemeği iyiliğimi kendimi sömürdünüz. Benim bıktım artık ya. 35 yaşında adam iş yerinden beni arıyor. Ana kuru fasulye yap diye. Yeter artık be. Mecbur muyum kardeşim ya? Git dışarıda ye ya. Cale teyze sen... Bıktım. İnan ki bilerek kötü yapıyorum. Gene de yiyor. Hayvan gibi yiyor. Sığır gibi yiyor. Hala yiyor. Gene de yiyor. Yeter. Buram bastıran. Cale teyze siz hazır bu kadar yükselmişken ben de söylemeden edemeyeceğim. Yemekleriniz çok kötü. Benim kötüdür. Evet. Sizin lezzeti bu çok yani. Benim hiç yok. Yok evet. Net yok yani. Ama dışarıda kim bilir içine ne katıyorlar? Lan ben içeride içine ne katıyorum? Sen nereden biliyorsun be? Bak ben bugün yemin olsun bu yemeğin içine ayakkabı soktum çıkardım. Geri geliyor ayrı bir cezvede poşet eritiyorum bunu döküyorum. Yemesinler diye. Bak ben yemek yaparken içine sevgimi katacağım diye ödüm kopuyor. Küfür ede ede çorba kanıyor. Buramay. Dışarıda ye be oğlum yetti ya. Ama anne yemeği gibi olmaz ki. Anne eli değmiş gibi. Senin anne kuru fasulyen gibi. Oluyor. Mis gibi evet. İşte. Her şeyi bana atfettiniz. Anne yemeği, anne köftesi, anne patatesi, anne pilavı yeter. Ben kötü bir anne olmayayım diye bugüne kadar bir şey demedim. Ama size soruyorum. Ben niye her şeyi iyi yapma baskısıyla anne oluyorum ya? Allah Allah. Vallahi kusura bakma da yapacaksın bir zahmet. Annemsin çünkü. Ben senin elinin lezzetini var ya hiçbir şeye değişmem. Öyle mi İbrahim? Öyle. Ne yapsak şimdi bak. O zaman şöyle yapalım. Ben sana elimin lezzetiyle şurada bir şey... Yok. Ya, ne yapıyorsun ya? Açın. Afiyet olsun oğlum. Bunu nereden aldın? Ha, Pazarkaşı Mahallesi'nden teyze. Biz Pazarkaşı'na gidiyoruz. Bak sen de bunu... Ya! Tamam. Cale teyze. Hadi afiyet olsun sana. Ozan abi. Bahadır abi. Ne yaparsın bu üç çocuklarla? Ne zaman evlenirsin abimle? Evlenmesi var ya. Topa gibi kızım. Şimdi kokurum. Nedir be bu dolmuş şahıs? Abi bu kız doğal değil. Hiç beğenmiyorum.
beğenmedim yüzünü. Estetik var bunda. Sen benim yüzümü beğendin mi kardeşim? Çocuklarınız yamuk olur bakma. Şu kıçcağızdan çocuğum olsun. İsterse dikdörtgenler prizması olsun. Mesude. Selam Feride. Feride, nedir bu? Mesude, kadının aslıdır. Ha, kadındır bu. Bu kızın bu sopayı geçemeyeceği yer yok. Bu kızın bu kızı geçebileceği tek yer er meydanıdır. Nişan, düğün, sünnet anısı olan... Ha şurada bak bir hanımefendi hatırladı. Düğün gecemiz fanatik Galatasaraylı olan eşimin... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin maçının olduğu güne denk geldi. Ben bütün gece oyun oynuyorum. Erkan nerede? Erkan geliyor şimdi. Erkan geliyor. Bakıyor. 5 dakikada bir gidiyor içeride maç seyrediyor çünkü. Şampiyonlar Ligi maçı var. Halbuki ya Galatasaray için de çok anormal bir durum değil Şampiyonlar Ligi ama... Muhtemelen. Ondan sonra şimdi hala şey duruyor mu falan? Hala. Her programımız maçlara göre yapılıyor. Dün akşam maç vardı. Onun için bu akşama bilet alındı buraya. Evet. Yoksa dün akşam gelecektiniz. Dün akşam da burada bir etkinlik vardır diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Biz yoktuk yani. Kesinlikle öyle. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ben hemşireyim. 1-30 Ekim arası meme kanseri farkındalık ayı. Herkesi erken teşhis için kontrollerine davet ediyorum. Sağ olun. Bu farkındalık içinde çok merhaba. İki tane arkadaşımız var. Uzun zamandır görüşmüyorlar. Şimdi karşılaşacaklar, buluşacaklar. Bakalım neler yaşanacak. İzleyelim efendim. Buyursunlar. Bulduk yengelerin en güzeli. Nazlı yengen, nasılsın? Yengem benim. Yengem benim ya. Çok özledim. Biz de seni özledik. Abi, kardeşim benim. Kanka. Canım, canım. Vallahi özledim. Sen canım benim, Dostum benim. Canım dostum ya. Oğlum, çok özledim. Abim canım, kankam benim, kankam. Kardeşim. Var ya, 7 yıl geçti. İnsanın sevgisinden şu kadar azalma olmaz mı ya? Sen var ya, dostsun sen. Dostsun sen. Herhalde var. Evet. 1000 yıl geçse ne olacak? Sen benim, sen benim arkadaşım değil misin lan? He? Neredeymiş sen benim dostum? Nazlı, bizim dostluğumuz biter mi Allah aşkına? Sen söyle. Bitmez, bitmez. Bilmiyor muyum ben? En son siz ne zaman görüştünüz? Bizim düğünde mi? Evet, evet. Sen benim kankamı alıp uzak diyarlara gidip benden uzaklara götürmeden... bir saat önce en son düğünde görüştük bak kanka. Bak şimdi laflara bak. Allah'tan doğru. Maç vardı. Allah'tan maç vardı. Tuvalette gizli gizli baktık. Doğru söylüyorsun ama. Evet. Ulan İsmail, düğünde tam altın taktın diye ne şımardın lan? En son sen dans pistine çıktın, hatırlıyor musun? Yılan gibi yerde böyle sırt üstü böyle böyle gidiyordu. Rezilsin ya. Ya tabii ki ben tam altın takacağım. Kardeşimsin sen benim ya. Dostumsun. Ben 20 altın mı takacağım sana? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya dünyada başka kimsem yok benim. O kadar kıymetli. Ya ben orada... Güzel kızlar vardı, senin kuzenler galiba. Onlara şımardım yani. Şuna bakmadınız değil mi? Tam bir şeytansın sen, şeytan. İşin gücün kızlardı seni ya. Sen var ya, özledim ya. Özledim, öpeceğim. Gel buraya, gel lan buraya. Gel. Nazlı, kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu hayatta görebileceğin en çapkın adamdır. Biliyorum ya, biliyorum. Ama belki de durulmuştur. Tabii ki. Tabii ki. Durulacak. Bu durulacak. Durulacak da evlenecek ha, öyle mi? Oldu. Niye? Olmaz mı kardeşim? Ben durulamaz mıyım yani? Kardeş, ben senin ciğerini biliyorum. Mümkünatı var mı öyle bir şeyin ya? Sen durulacaksın. Ulan sen düğün yap, nerede olursan ol, oraya gelirim ben. Ama niye? Niye? Kızı uyarmak için ha!
Sen var ya sen. Sen var ya adamın dibi. Yürü mü? Kardeşim. Yavaş ya, tamam. O zaman hazır olun çünkü hikaye evleniyorum. Nasıl ya? Nasıl ya oğlum? Aşık oldum. Bak. Nasıl şok oldu görüyor musun? Aşık oldum o. Abi size bir sürprizim var. Konum attım. Burcu geliyor. Sizinle tanıştıracağım, tamam mı? Dur hemen birazdan geliyorum. Alo. Evet. İniyorum, aşağı iniyorum. Hadi aşkım. Gitti. Tam altın gitti. Tam altın gitti. Sen olacağım. Senin ağzını kırayım ben Mesut. Ben benim ağzımı kırayım asıl. Gitti ya, tam altın. Tam altın takacağız, farkında mısın? Ya ben 7 yıldır görmediğim adama niye tam altın takayım? Ya bu adam benim için yabancı biri. Öyle bir şey yani. Ben tam altın falan takmam. Saçmalık. Madem saçmalık, burada böğürdünüz ayılar gibi. Karnıcım kankam diye güreş tuttunuz ya pehlivanlar gibi. Bu hallere niye giriyorsun o zaman? Ne bileyim ben evleneceğini. Gaza geldim, coştum işte. Ay sadıcın olacağım demeseydin keşke ya. Keşke demeseydim. Ay. Ne yapacağız? Ay, bilmiyorum Mesut, bizim çocuğumuz var. Mesut bak, çocuğumuzu düşürmek zorundayız. Mesut sürünürüz, sakın bizim tam altına takacak durumumuz yok. Rica ediyorum bak, kız geldi falan bunu çöz Mesut. Çöz, rica ediyorum. Tam altına takacak durumumuz yok bizim. Bıt ne? Hayretmişim, tamam. Bir şekilde kıvıracağız. Gel. Seni kimlerle tanıştıracağım? Gel. İşte dünyalar güzeli yengem. Hoş geldin. Merhaba. Ve benim bu dünyadaki en yakın arkadaşım, en iyi dostum Mesut. Merhaba, memnun oldum. Burcu ben. Abartma o kadar ya. Ne yakın arkadaş falan, bir ara arkadaştık. Buyurun. Ya yok, o kadar sizden bahsettik ki. Hep böyle en yakın arkadaşım Mesut'tur, çok severim, şöyle yakınımdır, böyle dostumdur diye hep anlatıyor yani. Çok memnun oldum. Biz de çok. Şimdi tabii bir aralar böyle yakın görüşüyorduk ama araya 7 yıl girdi yani. Bambaşka insanlar olduk hepimiz. Seni öveyim diye öyle diyorsun değil mi? Az önce söyledin çünkü gerçek dostluk 7 değil 70 yılda bile dedin eskimez dedin. Sen benim canımsın, bir tanemsin. Sen benim sadıcım olacaksın, nokta. Bir gün hani şimdi sen öyle sadıcın olacağım falan deyince seni kıramadığı için kabul etti teklifini İsmail. Bence hani İsmail'i daha en yakın arkadaşlar gönül koyar bu işe. Tabii öyle düşün. En yakın arkadaşım Mesut. Hayır. Şimdi Nazlı'nın dediği doğru. Araya 7 yıl girmiş. Sen kim bilir kimlerle tanıştın? Hiç kimseyle tanışmadım. Hadi ya. Biz bir çay suyu koyalım mı? Ah çok güzel düşünüyorum. Siz de burada oturun, muhabbet edin. Biz de birazdan geliriz. Tamam. Aa bu düğün albümü mü bu? Aa buyurun bakın, tamam. Bakabilir miyim? Çıkardık, sen görüyorsun. O muhteşem benim, sana gel bir göstereyim. Bak. Bak sen. Aa ya. Yo bu kafaya takmış, niyeti bozmuş. Tam altını alacak belli. Ant içmiş gibi ya. Adama bak, ant içmiş gibi olmaz. Buldum. Buldum, kızın bizi sevmemesi lazım. Kız bize gıcık olursa İsmail bizi düğününe bile çağıramaz. Kıza yüklenelim. Nasıl? Aa tamam. Çözdüm, anladım ben şimdi. Bak şimdi sen ne yapıyorum ben. İzliyorum. Hadi bakayım. Aa Burcu sen ne kadar çirkinsin ya. Aynı yüzün falan böyle ornitorenk gibi. Baksana böyle değil mi? Ben sana demedim mi? Dobradır demedin mi? Aklından ne geçiyorsa dilinde de o vardır demedin mi Mesut için? Evet. Ay ben bayılırım ya böyle dobra insanlara. Nasıl benim yüzüm ornitorenk? Öyle miyim ben? Ornitorenk ne ya? Bayılırım ya. Ay biz de sana bayıldık. Silin. Al. Sen. Ay Burcu diyecektim. Çok affedersin. İsmail'in eski kız arkadaşına gitti. Aklım görüyor musun? Ay ne kadar severdik biz Selin'i. Ne kadar yakışırlardı İsmail'le. Tavşır gibi kızdı Selin. Acayipti. Çok acayip bir kızdı biliyor musun Selin? İnanılmazdı. Bir bacak boyu vardı böyle. Yelken gibi kızdı. Ya İsmail sen hayırdır kanka? Stilini falan mı değiştirdin ha? Böyle kalın bacaklı, böyle kotornos gibi biriyle niye? Aa, sen alındın mı bu
Burcu, biraz bozuldun mu sanki? Çok bozuldum. Ay tüh, bak görüyor musun? Hiç istemezdik. Niye böyle oldu? Gerçekten çok bozuldum. Ya sen bu kadar dürüst, bu kadar şeffaf, böyle yani düşündüğünü söyleyen dostlarım var. Beni neden bu kadar geç tanıştırdın ya? Gerçekten sana çok bozuldum ben. Özür dilerim aşkım. Ne desen haklısın. Onlar candır can. Kotornozum benim. Gerçekten ya. Helal olsun size. Böyle samimisiniz siz. Cansınız be can, can. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol Coşkun'a. Coşkun'a kurban. Biz çiçeği demleyelim. Ha, o kaynamıştır değil mi? Oh, oh. Benim ya. Bakın, bakın. Çok tatlı ya. Lan bu kız bayağı yüzsüz. Daha büyük bir şey buldum. Hı. Bir şeyden kavga çıkar böyle. Küsüşür siz. Küsüşelim mi? Nasıl ya? Bilmiyorum yani. Olmadık bir şeyden böyle. Olmadık bir şeyden kavga çıkar küsür. Başka türlü olmaz bu iş. Nazlı, konu para olunca aklın senin nasıl çalışıyor böyle? Ben yemin ederim senden boşanmam ha. Çünkü donuna kadar alırım seni. Safsın çünkü sen. Aynen, safım. Hadi şunlarla buluşalım. Çayı da demledik, birazdan olur. Ne gerek vardı yenge ya? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun oğlum? Sen nasıl konuşuyorsun lan? Ne oldu ki şimdi? Hakikaten Mesut, ne oldu ki şimdi? Bir dakika, bir dakika. Sen nasıl oğlum? Sen bizim çayımızı mı aşağılıyorsun İsmail? Dur. Lan oğlum bak. Senin derdin ne lan? Yok çay demleme falan. Aa paşama biz çay beğendiremiyoruz. Sen kimsin lan? Çık git burada lan. Ben çok, çok özür dilerim ama kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Ben size zahmet olmasın babında söyledim. Ben! Yeter! Doğru söylüyor! Doğru söylüyor! Dostum bu insanlar senin. Kardeş bunlar, can bunlar. Can, can! Sen niye bu adamın kalbini kırıyorsun? Böyle bir insanı, böyle dürüst bir insanı. Ben o kalbi onaracağım. Özür dile. İzin ver. Sen beni kovsan da kanka, barışmadan buradan gitmeyeceğim. Çünkü ben seni çok seviyorum. Bu dünyada senden başka kimsem yok benim, tamam mı? Sen benim için çok önemlisin. Mesut, ne olur beni affet tamam, abi. Tamam. Abi ne olur beni affet. Mesut, ne olur ayaklarını öp. Yoş! Yılca tuttu bunu. Tamam, sen de artık uzatma. Özür diledi. Afiyeti, afiyeti. Ettim. Aha, afiyeti. Vallahi. Lütfen otur ya, rahat et. Afiyeti. Değil mi, değil mi, değil mi Mesut? Tamam. Evet, evet. Oldu. Tamam. Çay konusu da böyle çözüldüğüne göre nasıl? Ha, çay demlenmiştir. Biz gidip dolduralım. Ha? Evet. Hadi bakalım. Siz burada oturun. Ay. Ah canlarım. Affettim, affettim. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl gerçek bir dost çıktı bu adam? Nasıl seviyor, nasıl sayıyor ya seni? Ne yapalım, tam altını takalım mı ya? Hayır canım lan, böyle yüzsüz adamla buluşmak zor diyorum. Ne yapalım, ne yapalım? Daha büyük bir şey bulmamız lazım. Bir şeyden kavga çıkarmak lazım. Ya Nazlı, sen ne çirkef çıktın ya. Vallahi billahi. Ama bir şey söyleyemiyorum çünkü işime yarıyor. Yarabbim. O yüzden yüzümü tutmuyor. Nasıl daha büyük bir şey? Ya oğlum, böyle o kadar büyük bir kavga çıkması lazım ki özürle falan affedilemesin. Merhaba. Merhaba. Oğlum. Evet, ben fotoğraflardan hoş geldin. Ay. Hoş bulduk. Ne kadar tatlı bir şeysin sen. Ay. Ne kadar büyümüşsün sen. Sen 6 yaşında mısın? Evet. Maşallah. Ay, ya. Maşallah. Hormonla ne beslediler seni? Neyle beslediler? Kanlı maşallah. Kullanmış. Bak. Şüt. Şüt içtim. Şüt mü içtin? Affet. Çok, çok tatlı bir şeysin sen. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Annemler nerede? Mutfakta yavrum. Orada. Tamam. Tamam. Şuna bak ya. Baba, ne yapıyorsun şimdi burada ya? Buldum. Ha. Bizim oğlana İsmail'i pat diye bir tane şaplatsın. Hatta İsmail bizim oğlanı dövsün. Ne oluyor ya? Dayak yiyeceksin Ozan, sus. Geç şöyle. Yemeyeceğim ya. Şş. Para veririm sana. Tamam, anlaştık. Ulan anasının oğlu ise para deyince gözü dönüyor çocuğa. Kimden dayak yiyorum? İsmail'den. Ha. Bak şimdi, gidiyorsun İsmail amcanın suratına şap diye bir tane vuruyorsun, tamam mı? Döv, söv, bir şekilde kendini dövdürt. Sonra da iyi diye yaygarayı bas. Biz burada bekliyor olacağız, hemen geleceğiz, tamam mı anne? Tamam. Hadi göreyim. Hadi kötü oğlum benim. Tamam. Hadi. Senin adın ne adın?
Oje. Sen ne tatlı bir şeysin böyle ya. Deli de var. Ay bu nasıl üzülür? Buraya değil, buraya da vur biraz. Tatlına bak ya. Senin tipi ***'yim ben amca. Aa, ne kadar tatlı. Nişanlının da tipine ***'yim. Çok tatlı bir şey bu ya. Deli de gel yüzüme sen ne tatlı bir şeysin. Maşallah. Yüzsüz lan bunlar. Bana bak parayı vermem ha. Gidiyorum ben. Bana bak. Aldım parayı git işte. Haydi. Gideceğim tabii. Hadi. Tamam. Olayın sonuna geldik. Başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ne yapacağız? Son bir kozumuz kaldı. Onu oynayacağız. Ne o? İsmail beni süzecek. Sen de kavga çıkaracaksın. İsmail sen niye süstün? Affedersin de ben orada salona salona yürüdüm müydü? Öyle bir süzer ki. Şimdi sen benim ateşime alıştığın için farkında değilsin de. Erkek erkektir. İlla ki gözü kayar. Sen beni seyret. Bağıracağım, çağıracağım. Benden şifre bekle. Ay affedersiniz. Ben bugün çiçekleri sulamayı unutmuşum da. İzninizle 5 dakikada halledeyim diyorum. Aa, yok çok önemli değil. Biz zaten sizin düğün albümüne bakıyorduk. Aşırı eğleniyorduk ya. Çok tatlı. İsmail sen burada aşırı kilo almışsın ya. Sen misin bu? Evet. Vallahi anlamıyorum yani. Neredeyse. Şey, ay bir tane de şurada vardı. Şey bu neresi bu? Aa bakayım tatlım. Şey o kule dibinde çok şık bir mekandı. Bizim mekandı ama hiç fena değil yani. Aa rezalet! Ne oldu? Mesut yeter. İsmail bana baktı. Dekolteme baktı. Arama şurama burama. Ay her yerlerime baktı. Ne oluyor lan burada? Sen benim karıma mı bakıyorsun lan? Hadi çek git lan buradan. Terbiyesiz. Bitti. İlişkimiz şu anda küslük bitti. Böyle bir şey yapar mıyım kanka ben ya? Tam o sırada gözlerimi kapamıştım ben. Aa! Tesadüfe bak. Kameram açık kalmış. Bak. Tam o esnada gözlerim kapalı kanka. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Öyle bir şey yapar mıyım? En iyi dostum, kankam. Derdin ne lan senin? Bence biliyorsun. Mesut, bildiğimizi biliyor. Bildiğimizi bildiğini biliyorum İsmail ama emin olamıyorum. Bildiğinizi bildiğimi bildiğinizi biliyor. Mesut, bildiğinizi bildiğimizi bildiğinizi bildiğimizi... yeter be! Bildiğinizi bildiğinizi bildiğinizi! Bana bakın. Bu altını var ya... eşek gibi takacaksın aslında. Oo, şuraya bak. Şeker kız kendinden deccal çıktı. Ne oldu? He? Ne oldu? Kadınım haklı. Ben size tam altın taktım. Siz de bize tam altın takacaksınız. Kardeşim, ben 7 yıldır görüşmediğim adama tam altın falan takmam. Al çeyreğini, şerefinle otur. 70 yılda geçse o tam altını alacağım senden Mesut. Affedersin de. Zamanında uygunmuş almışsın. Hı. Şimdinin tam altın fiyatıyla o zamanın tam altın fiyatı bir mi? Bir tabii. Aa. Nasıl bir ya? Bakalım 2016'da asgari ücret ne kadar oradan hesaplayalım. Bak abi. Hadi gel çıkar abi. Hesap makinesine çıkar. Tam altın takmışım ben ya. Gel abi bak. Bak ne alaka? Al bak. Ha. 2016'da bak tam altın 827 lira bak. Ha. Asgari ücrette 1647. Neredeyse yarı yarıya. Ha. Abi şimdi tam altın 11.000'in üstünde. Ha. Bak o zaman asgari ücrette 2 altın alınıyormuş. Şimdi bir tane tam altın bile alınamıyor. O zaman siz sadece kokteyl yapmıştınız. Biz yemekli yapıyoruz. Hadi bakalım buyur. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Sen bize yemek verme. Biz sana yarım altın verelim. 2 porsiyon yemek veririm. Tamam. Yarım altın, üstüne 1 gram altınımı alırım. İsmail bak. Bu hesaptan gidersen zararlı çıkarsın. Bizim bu yaz oğlanın sünneti var.
Burcu hamile. Tamam, tamam. Bu ikisi birbirini götürse. Hı. Bebekler ikiz. Hayatım, biz bir çocuk daha yapabilir miyiz? Hayatta yapamam. Tamam ya, bir dakika sakin olun. Oturun. Tebrikler bu arada. Sağ ol, çok istiyordum. Bir dakika, herkes buraya odaklansın lütfen. Tamam. İsmail bak, ben sana hatırlıyorsan üniversitede borç vermiştim. O borcu da geri almamıştım. Ona faiz daim 3500 yazıyorum. Ha, faiz daim. Aynen. Tamam. Sen de bana sağ olsun, Allah razı olsun. Araba kredisi için 4500 lira vermiştim. Faiziyle beraber. Tamam, faizini de koyuyorum. Koy. E sen şimdi ev alacaksın. Ev hediyesi. Yok doğum günü hediyesi falan derken günahıyla sevabıyla bu ilişkinin ederi 900 lira abi. Vereyim sana 900, bu ilişkiyi kökten bitirelim. Kabul ulan. Tamam. Çayımızı içer gideriz. Çay içersen 750 verir. Biz hemen kalkar gideriz. Ver 900'ü. Al abi. Çok güzel dostluktu, kendine çok iyi bak. Çok memnun. Sağ olun, sağ olun. Hadi bir yürü. Daha da beklemeyiz. Tamam. Lanet olsun size. Ozan abi. Bahadır abi. Ne yaparsınız bu güç çıplaklak? Ne zaman evlenirsin abimle? Evlenmesi var ya. Sopa gibi kızım. Şimdi kupkuru. Nedir be bu dolmuş ağzı? Abi bu kız doğal değildi. Hiç beğenmedim yüzümü. Estetik var bunda. Sen benim yüzümü beğendin mi kardeşim? Çocuklarınız yavuk olur bakma. Şu gıçcağızdan çocuğum olsun. İsterse dikdörtgenler prizması olsun. Mesude. Selam Feride. Feride, nedir bu? Mesude kadının hasıdır. Ha kadındır bu. Bu kızın bu sopayı geçemeyeceği yer yok. Bu kızın bu kızı geçebileceği tek yer er meydanıdır. Efendim, dayı. Nasılsınız? Selamlar, sevgiler. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, vallahi güzel. Ekmeğimizin başındayız azizciğim. Ekmeğimizin başındayız. Dükkanımızı açtık. Yakıştı burası zaten. Güzel, ya güzel. Akmasa da bir damlıyor bir şeyler falan. Peki, sana bir soru. Evet. Böyle bir tavsiye üzerine gittiğin ama çok hoşlanmadığın bir yer oldu mu? Ya bir private party var dediler. Hiç... Şimdi bak, ayrıntılarına girdim. Niye hep öyle yerler? Bilmiyorum oğlum. Bana mı denk geliyorsa neyse ne? Ha sen böyle yeme içme olarak diyorsun. Ya yani ne bileyim. Özel mekan. Evet. Bu kuzuları dövüyorlar, yemeklere vuruyorlar, alevler fışkırıyor. Niye hep öyle? Hiç sevmiyorum işte ondan ya. Ha. Bir tane benim var, yaşlı dönerci var. 9'da açıyor, 9.30'da kapatıyor. Hemen bitiriyor yani. Yok o kadar kötü ki hiç. Şimdi gel seyirciye sor. Ha. Şimdi efendim, böyle tavsiye edilen ama gittiğinizde hayal kırıklığına uğradığınız bir mekan, bir şehir, ne bileyim herhangi bir şey var mı? Şurada bir beyefendi. Aha. Şöyle. İsim ne efendim sizin? Adem benim adım. Adem. Evet. Adem Bey. Pavyonları çok merak ediyordum ben. Neyi merak ediyormuş? Pavyonları. Şöyle. Oğlum bana gelecektin neyse, tamam be. Ankara'ya düğüne gittik. Merak ediyorum, şimdi o zaman yanımda yok. Kuzenlerime söyledim ya, hep izliyorum ama beni bir pavyona götürün. Pavyona gittim, tabi sabah bayağı bir cevapsız var. Açtım, ne yapıyorsun dedi. Dedim vallahi böyle böyle, hani pavyondan geldim. Nasıl pavyondan geldin? Dedim gece boyu pavyondaydı. 3 gün salonda yatmama mal oldu. Adem Bey, ses tonunuzdan. Vallahi ilk defa pavyona Azizim, vallahi bir kere gittim. İnanırım. Gerçekten ama bir şey. Ben sesi yani. Kısık. Niye? Oğlum bu sesi ben de bir... Nerede kız? Değirmende kısmadım bu sesi. Ben anlarım oğlum. Göz göze anlarım ben. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bizi bilenle gidecektin. Değdi mi 3 gün salonda yatmaya? Değdi. Evet güzel, tamam. Bedel. 3 gün iyi yıkmışsın oğlum. Güzel. Aa, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam, görüşmek üzere o zaman. İyice gülün. Paranızın hakkını çıkarın. Haydi gören bakalım. Arkadaş grubu bir kahvaltıcıya gidiyor. Bakalım memnun kalacaklar mı? Nasıl bir tecrübe olacak izleyelim. Buyursunlar. İşte burası. Ah.
Mis gibi tarih ve tulum peyniri kokuyor. İnan aç aç kilometrelerce yol geldiğine değecek. Yani çok eskimiş, hiç yenilememiştir abi burayı. Ya paşa, buranın olayı bu abi. Doku yani baba, anladın mı? Doku. Oğlum bu koku ne olacak? Acayip bir şey kokuyor burada. Abi o yaşanmışlığın kokusu. Burası 100 yıllık mekanmış biliyor musun? Ve hiç dokunulmamış. Belli, dokunulmadığı belli. Şuradaki peynirler en az 70-80 senedir orada herhalde. Paşa Allah aşkına ya abi, hiçbir küflü peynir yemedin ne olur ya. Ama bak İstanbul'da böyle mekanlar var. Biz Feride ile sık sık geliyoruz, çok seviyoruz böyle yerleri. Geliyoruz bol bol çekiyoruz abi. Aynen, bayılıyoruz böyle yerlere. Doku deme aşkım. Yaşanmışlık. Eskimişlik. Sinmişlik. Nostalji. Zamanla yolculuk. Emek. Abi sus lan, manyak mısınız oğlum yanımda? Bu hassas çift ya. Ya gideyim istiyorsanız, manyak manyak şeyler. Bana bak, eğer kahvaltısı güzelse, bak gerçekten güzelse takılmayacağım. Bu mekanın böyle sabah programlarındaki evler gibi görünmesine takılmayacağım yani. Hani oğlum nerede, kimse yok mu? İlgilenmiyor mu kimse? Var. Kahvaltıcı İbrahim Usta. Her şeyi kendi hazırlıyor, kendi servis ediyor. Yaşayan bir değer. Yaşayan değer mi? Oğlum ölmüş o, gömeni yok. Ölüyor. Ne o? Ya saçmalama, doku bu, doku. Değer. Doku mu? Oğlum nasıl bir şey yok? Masaya vuracak. Oraya gidiyor. Neyse tamam. Allah Allah. Tövbe yarabbim, nasıl olmuş böyle? Dön dön amca. Amca merhaba. Ne yiyelim, ne tavsiye edersin? Gidiyor herhalde. Kahvaltı! Tamam yani, kahvaltıda ne var amca? Ne yiyelim kahvaltıda? Ne bakıyorsun lan? Kahvaltılık! Kahvaltılık mı? Tamam yani, kahvaltılık olarak ne vereceksiniz onu diyorum amca. Kahval! Oğlum gitgide eksiliyor lan kahvaltılık. Tamam amca işte kahvaltılı, kahvaltı. Kahvaltılı! Kahvaltılı. Tamam yani ne getireceksiniz amca onun içinde? Kahvaltılı. Tamam ne getiriyorsan getir be. Ne abi? Lık 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 lık. Kahvaltı! Ay! Oğlum deseniz arkamda gitti zannettim ben. Nasıl şey? Ne çekiyorsunuz ya siz? Abi Instagram'a çekiyoruz. Doku baba, doku. Değer. Biz böyle yaşlı insanları çekip çekip yayınlıyoruz. Bayılıyorlar. Yaşlı insan fotoğrafı falan değil bu, bildiğin otopsi fotoğrafı. Adam ölmüş. Ya öyle deme. İnsanlar çok beğeniyor. Yüzünde ne kadar çok çizgi varsa o kadar like alıyor. Aynen ama normal değil mi aşkım şimdi yani? Çünkü tam bir doku. Değer. İnşallah bu kadar geldiğimize değer yani. Bunları yaşadığımıza değer yani. Nereye gitti ya o? Bekliyoruz seni, istedim. Güzel bir kahvaltı. Yardım edeyim amca. Dokunma! Oğlum be! Tamam! Oğlum manyak mısın? Sen de yardım edeyim istedim. Nasıl bağırdı öyle? Bu gelmeyecek. Ekmek ekmek al şuradan. Yiyelim, ben açım. Ya öyle konuşma. Duyacak şimdi adam. Bunu duyacak. Kulağında yorgan var ya. Neyi duyacak? Baksana kulaklarına. Uyumaz. İki tane sinir var vücudunda. O sinirler birbirine deyince kahvaltı diyebiliyor bu. Niye duysun? Kahvaltı. Al işte bu yani. Bizi bıçaklayacak herhalde. Teşekkür ederim İbrahim amca. Hani ne yiyeceğiz? Allah'ım yarabbim. Neyse attık da ya. Çatal. Hadi getir, Allah'ını seviyorsan getir artık, orada yiyecek var. Hepsi orada, domates var, getirse bari. Yok vallahi bak, sabah burada açlıktan ölürüz bak, biz gelmez mi? Ya paşa, biraz anı yaşar mısın? Evet abi ya. Yani şehrin hızına takılmışsın, bir tadını çıkar ya. Tadını neyin çıkaracağım lan? Sofrayı mı yiyeceğim, bezi mi yiyeceğim? Tat yok ağzımda, neyin tadını çıkaracağım yani? Sevdiğim yersin bana, düzgün olduk. Beni biliyor oğlum. Hadi yiyelim. Aşkım ya,
Olsun. Eline sağlık. Ne eline sağlık lan? Hiçbir tane, 4 tane zeytin attı, o da yerlere attı. Bunu mu yiyeceğiz, ne bu? İşte bu zeytinleri kendi elleriyle yetiştiriyor İbrahim amcam. İşte tam bir değer. Dokun. Bak cidden, kız arkadaşınla sana buradan bir değerim böyle. Ne yatırım seni bak. Açken ben agresif oluyorum, garip bir şey oluyorum. Oğlum manyak mısınız siz? Beni niye git... Ha dur lan, peynir kesiyor. Ezine peynirini kesemez, o kesmiyor Ezine, kesemiyor. Ya belki bıçak kördür. Belki amca kördür, o aklına gelmedi mi? Ya paşa sen yaşlı düşmanı mısın abi? Ben zombi düşmanıyım oğlum, bu yaşlı maç değil, bildiğin zombi bu. Böyle yaşlı mı olur? Baksana. Amcacığım ben yerde... Dostum! Niye böyle ya bu? Ya adamı bir bıraksana. Ya sen bıraksan yapacak 2 dakikada. 2 dakikada mı? Kız 2 dakikada bir göz kapağı kalkıp iniyor. 2 dakika ona sıkıyor zaten. Ay geliyor zannettim bir an. Ya kanka bir şey söyleyeyim mi? Senin sorunun bu ya. İstiyorsun ki her yerde fast food olsun. Abiciğim İstanbul'da böyle mekanlar var. Ve biz bayılıyoruz böyle mekanların Feride'ye. Değil mi? Evet. Hayır. Ne yapayım bayılıyorsan yani? Bu adamın cenazesini kaldırsınlar. Gitsin bu, getiriyor. Hadi peyniri versin ben. Atarsa yakala aşkım. Yakalayacağım aşkım. Bu ne biçim şey, köpek gibi ya. Aldım bunu. Sağ ol. Ya çok özür... Amca! Şey, hey! Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir şey oğlum ya? Şey... Bakamayacağım ben. Çok korkarak soruyorum da... çay var mı? Çay! Adam asla cümle kurmuyor, tek kelime. Bir şey. Getir bize 3 çay. Çay 3. Yok amcam, bana getirme 2 yeter. 2. Kızım. Aa! 2. 2. Kızım niye karıştırıyorsun 2? Adam 5 diyor 2. Roma alfabesi mi biliyor acaba? Yalnız büyük bardak getir. Kocaman bu bardaktan getir. Aa! Büyük mü? Anlamıyor musun? Damacana gibi. Amca. Durursa falan beni alır. Amca, damacana gibi büyük bardaktan getir. Hadi. Adamın dışı da ölmüş, içi de ölmüş oğlum. Çay getirecek, inşallah anlamıştır. Ne ya bu? Peynire dokunma, öldürürüm bak seni. Oğlum kaynar çaydanlığı eliyle tuttu ya. Dedim ya bunda sinir minir yok mu? Garip bir şey bu. Ya işte nerede göreceğim bunu? Doku işte. Doku lan, hepsi yapıştı kızım çaydanlarına. Doku mu kaldı bunda? Yeter ya, çay içelim. Ya yeter ya. Çay yok. Hı? Hepsini döktün lan. Lan mı? Paşa lütfen ya, biraz artık saygılı ol ya. Kaç yaşında adam? Kaç yaşında insan çalışıyor burada? Lan konu da o zaten. Adam 200-300 yaşında en az. Yeter. Bunun çoluğu çocuğu, torunum onu yok mu? Bıraksın lan artık. Başkaları çalışsın. Bu ölmüş lan. Abi ne kadar ayıp ya. Ne biliyorsun adamın çoluğu çocuğu var mı? Ay belki var ama vefasızlar. Adamı bırakıp gitmişler. Adam burada tek başına hayat mücadelesi vermeye çalışıyor. Ay adam sizin o... yani artık. Baba! Ya baba, şu çocuğu bari yanına al da çalışsın ya. Açlıktan kafası çalışmıyor diye işten atmışlar. Senin yanında çalışsın bari. İstemem! Ya bari bir somun ekmek ver, boğazından bir ekmek yesin ha bu çocuğu. Olmaz! Olmaz! Sermaye! Torunun da bıyık var. Adam en az 400 yaşında. Bıyıklı torun mu olur? Dede! Ne lan? 45 tane dairem var. Bizi evden attılar. Bir tanesini ver de biz kalalım orada. Vermem. Pasif gelir. Pasif gelir falan biliyor. Çek, çek. İyi baba, sağ ol. Öbür tarafa götürürsün. Ha, hadi lan. Yürü Sadık, gidiyorum. Hadi. Giderse götürür.
Lan! Lan! Hani lan bu ailesine düşkündü ha? Hani kayırıyordunuz bu adamı, ne oldu? Abi ne bilelim ne yaşamışlar ya? Lan hala adamı kayırıyorsun, manyak mısın? Ben söyleyeyim bu adam ne? Bu adam bildiğin abi abartma lütfen ya. Abartma ya. Yani tamam biraz kötü olabilir abi. Ama sonuçta doku var, doku. Bahadır bak. Çocuğun ağzından ekmeği almış gelmiş. Demin dört ayak koşuyordu, bak yine ikiye bölündü bak. Nasıl bir şeysin sen? Yeter ya. Ben yemek falan yemiyorum. Gidiyorum ben. Şey, tosma. Ama amca, bize şey... Hesabı alabilir miyim ben lütfen? Ha? Hesap lütfen. Check please. Hesap. Hesap. 4 milyar. Ne? İbrahim amca, eski parayla ama değil mi? Ha. Ha. Lan 4000 lira oluyor öyle de. Neyine sevindin? Hiçbir şey yemedik. Ben bir tane zeytin koydum. Bunu kaçırdım böyle. Elinden vurdum. Çaylar geldi. Niye öyle dur? Ben vermiyorum lan paramı ara. Lan diyorum sana da. Ben 5 kuruş vermiyorum, hadi. İyice eğildim, Ver lan paramı. Tamam lan. Paramı ver lan. Tamam lan. Bir de şey aldı, süperli ben aldım o. Paramı ver. Tamam, veriyorum. Amca tamam. Ver lan paramı ver. Kaç lira var sende? Abi bende 200 lira var. Paramı ver. Allah belanızı versin. 200 lira mı çıktın yanında kızla? 3800 mü vereceğim ben? Veriyorum, kulağından çıkar onu. Paşa, şeyi de ver. Bahşiş ver, ayıp olur. Niye ben veriyorum ya? Evet. Ayrıl bundan. İğrenç bir kızmış bu. Al amca, 4500 lira al burada. Alır mısın? Lütfen ateş etme. Oğlum siz niye elinizi kaldırmıyorsun? Manyak mısınız? Abi iki elin birden kaldırırsan bunu Instagram'a nasıl çekip koyacağım? Yani. Biraz mantık, biraz akıl lütfen ya. Feride, tüfeğin yanına geçsene, üstünü sıçratın. Oğlum siz manyak mısın? Ateş etçe adam. Olmaz olmaz, story atarım. Geç şöyle. Beni de etiketle lan. Çok güzel oldu değil mi? Harika oldu. Hayatımda tanıdığım en iğrenç insanlarsınız ya. Olsun. Ne yapayım? Masayı yiyor lan o. Oğlum adam... Bir şey mi oldu adama? Amca! Adam ölmüş. Allah cezanızı versin. Beni bulaştırdığınız işe bak. Sadece biz vardık, bizi gördük. Gidin lan polis polis çağırın. Adam ölmüş. Biz Alaçatı'ya gidemedik. Geçen yaz biz de oraya gitmedik. Biz bu sene mavi tur yaptık. Black Village'den çıktık, Kadıbilece. Karaköy'den Kadıköy'e gitmiş lan bunlar. Biz de fikriyle ezizge pizza yemedik. Tiramisu da yemedik ya, onu da anlatsana. Sümeyye Manastırı'na da çıkmasaydı. Zaten çıkmadık ya canım. Instagram'a baksana hiç yok. Bir dahakine haber verin, birlikte gitmeyelim. Evet. Ya çok ani gelişti. Bir anda gitmeyelim dedik. Önce bir Çanakkale'ye gittik. 3 günde Bozcaada'ya gidelim dedik. Oradan da ver elinde İzmir dedik. Ben mayom ıslanmadı diye mayoyla duş alıyorum ya. Siz nereye gideceksiniz kış tatilinde? Valla biz her sene gitmediğimiz gibi bu sene de Uludağ'a gitmeyeceğiz. Valla biz bu sene kış tatilini strep mantığında düşünüyoruz. Kayış Dağı değil mi lan? Evet. Şimdi bizim yavru vatandan gelen bir arkadaşımız var. Belki daha önce rastlamışsınızdır takip edenler, izleyenler. Onun böyle bir buluşması olacak. İzleyelim bakalım neler olacak efendim. Buyursunlar. Ay ya, mektup ya. Mektup ya. Mektup ya. Oy mektup. Ne oldu? Bir anlasan, bir dinlesen, senin için neler çektiğimi bir görsen. Bir sevdalı, bir değilsen, bana ne çileler çektirdiğini bir bilsen. Yanayım, yanayım, işlerle yanayım. Sarayım, sarayım, varma sarayım. Senin kolun ölen olayım.
ra 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 Sarayım, sarayım, rolarımla sarayım. Sen iste yeter ki senin kulun, kölen olayım. Nasıl? Dediğim kadar, değil mi Çiçek? Değil mi? Dediğim kadar. Gerçekten ya. Mesop. Dediğim kadar, değil mi? Var değil mi? Tamam. Var yani, aşırı iyi. Gerçekten. Ne kadar güzel gitar çalıyorsun. Vallahi Çiçek Hanımcığım, ne yalan söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beridir bu gitarla büyüdüm efendim. Bu gitar benim adeta organım gibidir. Evet, buna hükmetmek için hat senelerimi ver. Ha, dur bakayım. Dur oğlum, good boy. Easy boy, tamam. Senelerimi verdim ben efendim. Ya bırak ya Allah aşkına ya Ozan ya. Ben sana oğlum, plajda kızlar gitar çalan adamlara bayılıyorum deyince geçen ay başlamadın mı kursa? Bir de organım diyordu, şöyle bir şey yapıyorum diyor. Bırak ya. Ne bozan hayvan? Kızlara prim yapacağım diye neşin bozan beni? Ya Ozan boş ver, sen takılma ona. Bence yani bir aylık kursa göre çok iyi çalıyorsun sadece. Kendi adıma tebrik ederim. Evet. Bahadır'cığım. Evet. Ayrıca yani şu an o öyle gitar çalmasaydı sen de öyle çaktırmadan sarılıyormuş falan gibi şeyler yapamam. Çok çok haklısın. Allah belanızı vermesin sizi. Şaka hanımcığım. Biraz çok uzak kaldın ya sanki bana, öyle değil mi? Evet. Diyorum ki efendim, Azli Hanım'a mı yaklaşsanız diyorum. Biraz şöyle sarılırsınız bana, hem belki ilhamcık verirsiniz. Tamam hadi bir kere o zaman sarılayım. Ama sadece ilham için. Tabii ki, tabii ki. Bu şuraya yapayım bari kemalarını. Vallahi hemen de geldi abi, değil mi? İyi akşamlar efendim. Ozan abi, Bahadır abi. Ne yapıyorsunuz buraçta bu karılarla? Çüş hayvan. Nasıl konuşun be sen? Ne bu ağız öyle? Karılar ne demek? Gıççacık diyeceğim. Gıççacık mı? Bu kim be burada konuşur? Sen yanında mı ya? Nedir ama sen yanında... Ne işin bize sen müdahale eder? Bahadır vallahi bak müdahale eder. Bak abi aman koca plaj... Yarısında iki dakika ortam yapmaya çalışacak be. Aman kocaman plaj otur. Milletin mi müdahale edeceğiz? Otur ya. Beyefendi gıç açık kız demektir. İnşallah öyledir yani. Çünkü yayınlayacağız bunu. Nerede yayınlayacaksınız? Siz bizi çekersiniz. Neyse hadi olsun. Tamam, ne yaparsınız buraçta bu gıç açıklarla? Bu kim? Tanıştırayım efendim. Bu benim öz kardeşim Feride. Bunlar da Çiçek ve Mehtap Hanım efendicikler. Bakarım da pek yakınsınız. Ma senin avrat budur. Lan be bullim. Nedir be bu dolmuş şahıs? Ne sanırım mesela kaç saattir? Düzgün ve nazik davranacaksın Çiçek Hanımcığıma lütfen. Beni bilin abi, ben harbiciyim. Benim Herkül gibi. DiCaprio Tom Hardy karışımı. Yüzünün her bir zerreci Yusuf güzelliğiyle bezenmiş abimi. Hak eder mi, etmez mi? Bilmeden sıcak davranamam, kusura bakma. Kanka bu senden mi bahsediyor? Evet, beğenemedin. Yani DiCaprio ile Tom Hardy karışımına bir kimyasal karışmadıysa... sonuç bu olamaz yani. Ne için kıskanın? Hayvan karışımı mı? Yoğurtla hıyar karışımı olarak abimi eleştirebilecek değil mi acaba? Feride, ayıp oluyor ama ha Feride. Ayıp senin yaptığındır. Gıllarını tarasın diye sahibine yapışan ev köpeği gibi sürtünüp durun kıza. Az ağır sok kendini. Sen biraz açık mı sözlüsün? He öyleyim, beğenemedin. Beğenemedim. Erkekte seçici olmayan bayana bak sen. Neyse, seninle uğraşamam. Ne zaman evlenirsin abimle? Evlenmesi var ya. Ne aşkı yaşarık daha burada? Karıştırma ortalığı. Yani biz daha yeni tanıştık ya. Daha evlilik falan ne ki? Daha bugün tanıştık. Tabii. Şimdi. Daha bugün tanıştın ama minibüs sporcusu gibi yanaştın abime. abi kolay kızdır bu. Benim abim kolay kızlarım eline düşmüş.
efendim. Benim abim yürütülerin eline düşmüş efendim. Ya tamam be. Hırsız söylerim durma ya. Hastası kadar artık Feride ha. Vallahi konuşma lütfen. Yeter artık. Ya şimdi tabii aslında abisinin savunması çok güzel bir şey. Yani her kız kardeş için sonuçta abisi dünyanın en yakışıklı erkeğidir yani. Benim abim herkes için de dünyanın en karizmatik, en yakışıklı, en çekici erkeğidir. Şu kıza izin verin de sokağa çıksın ara ara. Hayır. Senin için sürekli bana oynan. Hayvan. Sen kendi işinle ilgilensin ha. Tamam. Haklılık payı yoktur. Abim bizim mahalleden geçerken saçını bir sallar. Bütün kızlar pencereden beline kadar sargıdırdı kendini. Düşenler bile oldu değil. Yani konuş bak biraz. Tüy belanı versin, ne buldu sen de be? Sopa gibi kızsın, dimdik, bumbur. Feride. Bu da biraz ağır olmadı mı? Hani. Hani yani. Çiçek Hanımcığım tabii ki ya. Benim kardeşçiğimdir bu. Feride. Ah canım Feride, ağzından konuşum. Çok sever bu kız Kinayi'yi. Çok sever. Gel bakayım sen benimle biraz şöyle öteye. Yürü biraz. Lan be gamaşa. Ne için bozan işimi? Abi bu kız doğal değildir. Hiç beğenmedim yüzünü. Estetik var bunda. Sen benim yüzümü beğendin mi kardeşim? Senin sıfatın kıvaçtan tutuğa çekim. Bu kızın yüzü asimetriktir. Ben çok mu simetriyim be? Ezel'in annesi kör melahat. Anlaşıldı. Bunlar sana kendini değersiz hissettirip gaslighting etmişler. Ama bak, demedi deme, çocuklarınız yamuk olur bakmam. Bana bak, şu kıçcağızdan çocuğum olsun, isterse dikdörtgenler prizması olsun. Anladın? Benim canımı sıkma. Hadi yürü git gezdiriyorum, kendi kendine neyini gezdiriyorsan gezdir. Ya da geç yanıma otur, hus ol. Yoksa vallahi kardeşlikten reddederim ha seni. Edemem. Ederim. Edemem. Ederim. Edemem. Arabanın anahtarını alırım. Tamam, sen kazandın Eden. Ozan ya, yarın bizi tekneyle gezdireceksin değil mi? Tabii ki. Tabii ki Çiçek Hanımcığım, tabii ki. Siz isteyin efendim. Ben sizi sırtımda yüzerek bile gezdiririm efendim. Ay yaşasın! Yarın tekneyle gezdireceğim. Evet, gezdireceğim. Ya vay ya, yani Fadir. Nasıl da sen böyle... Hayvan gibi yiyeceğim. en azından bugün beni bilin. Neyse Ozan'cığım, sen bir şarkı daha çal istersen. Böyle ortam biraz... Şenlensin, bir yumuşasın değil mi orada? Aynen, aynen. Ozan kanka girsene, ritmimizi bulalım. Aynen. Yapıştır, ritim bulalım. Tamam inşallah, tabii ki. Evet. Senin ritmini buldum belli. Köşe vuruşunda santrofora dayanan istoper gibi hiç boşluk bırakman arada, maşallah. Madya! Madyacı! Madyalarım var. Taze madya! Madyacı! Ya ben midyeye bayılırım. Hadi yiyelim mi? Hadi. Ne ya? Midyeci. Midye var mı? Yok, ben şenlik olsun diye böyle geldim. Ne bozan be durduk yere Lale? Taze mi midyeler? Bayat olsa ve yine de taze desem aradaki farkı anlayacak mısın? Sen niçin sürekli öğreti peşindesin bayan ha? Taze de geç, belanı versin. Bak, senin bu gereksiz soruların ve benim manalı cevaplarımla birbirimizin vaktini boşa çalmayalım. En iyisi ben açayım, sen ye, sen ye, ben açayım. Ben açayım, sen ye istersen. Elimi versin. Burada sadece ben açarım. Tamam, hadi. Otur ve aç o zaman. Gelin lütfen, buyurun gelin. Evet. Kapşın, buyur. Ben ay çok yemem zaten ya. Yeme yeme. Bir iki tane. Yolla yolla. Bu aram yok. Gönder hadi gönder ya. Birazcık limon sık ama. Ben çok aram yok şuradan. Tadına oğlum bakacağım sadece. Oo çok, çok güzel. Çok güzel. Yolla. Çok güzel. Bir şeycik de mi alsam acaba? Abi. Abi senin kız her midyede görmüş kara sinek gibi elleri olmuş. Yiyicidir bunlar bak gör. Konuşma husol. Bir açık midyeye de kapansın o ağzın. Vallahi ya. Kardeşim o peçete, o yenmez. Ya siz bu abiye kaç gündür yemek vermiyorsunuz? Ay vallahi yedik ya. Neredesin? Yarısını yedik ya. Evet, evet, bizim borcumuz ne kadar?
kadar acaba? 6 kez 8 kere 7 56 3'ten 7 çıkmaz. Aynen daha say. Evet say. Birazcık daha say. 80 İçine bir şey kaçtı herhalde. 75 tane yediniz. Be! Ne var? 6 kez 8 kere 7 56 3'ten 1 istedim. 3'ten 7 çıkmaz. 75 tane yediniz. 750 TL. Tanesi 10 liradır yani öyle mi? Sen ne yorucu bir adamsın ya. Aferin sana, çok güzel böldün. En iyi sen biliyorsun, sen mükemmelsin. Sen şöylesin, sen böylesin. Sen yay burcusun galiba, biraz gerginsin ha? Merkür'le Uranüs s**tı galiba bu zamanlar. Tanesi 10 lira. Evet, şey yapayım, ben ödeyeyim o zaman. Ha Çiçek Hanımcığım lütfen, siz cüzdanınızı yağlamayınız efendim. Hiç merak etmeyin, afiyet olsun size. Al şu parayı, buradan. Hadi gel buradan. Benim canımı sıkma. Nane dostum, sana da diyaloglara kadar artık. Hadi. Madya. Madyacı. Madya ne hayvan? Midye diyeceksin, midye. İyi düşmanı seni. Yok modyo. Gel hadi sen, hadi kaybol. Çık. Madyalarım var. Hadi daha midye diyor. Taze madya. Madyacı. Ya o zaman ben size vereyim. Efendim? Şey, ben size vereyim. Ben sana nasıl vereyim ben? Neden be? Ne ben kombala mı çekeyim? Bir karış çantanın içinde 1 saattir bulamadım bir cüzdanı. Bunlar sizi kevizler abi, ben tanırım böylelerini. Ah. Ay bana bak, sen çok olursa o beni buraya kadar getirdin ha. Yedin üstünde 2 tane mi diye abartma. Aa. 2 tane mi yedin? He? 2 tanecik mi yedin? 2 tanecik. Seninki yemek değil, izinsiz avlanmadın mı? Akdeniz kuyularında midye bırakmadın be hayvan. Usul biraz artık Feride, kardeşim ne oluyor sana? Sen maliye bakanı mısın? Hayırdır? Nedir bu para hesabı? Nedir bu eli sıkılık? Selam Feride. Mesude. Hoş geldin. Hoş bulduk. Feride. Nedir bu? Abi ben sana 6 aydır Mesude'yi ayarlamak isterim de anca ikna ettim kendini kabul etsin diye. İkna ettin. Ya bunun bir de ikna süreci vardı yani öyle mi? Vardır tabii. Mesude kadının hasıdır. Kadındır bu kadın. Ha kadındır bu. Ha. Altını cizmesen anlamazdım çünkü o yüzden dedim de. Abi sen bana güvenmeyin. Mesude kadın gibi kadındır derim. Neyin anlamam? Evet gibi olduğu kesin Feride. Kadın olsa duramazdım çünkü ben bilirim yani anladın mı? Kadın gibidir bu biraz. Ozancığım, kankacığım. Bizim küçük bir iznimiz olacak sizden. Zaten ortalıkta karıştı. Yarın tekne gezisinde görüşürüz. Biz Mehtap'la çıkalım abi. Evet Çiçekciğim, yarın görüşürüz. Şu an gitmemiz gerekiyor. Ortam biraz zorlu. Mehtap'cığım buyur. Oh! Yarınki söğüş programını da yapmışlar. Abi ben sana Boğaz Köprüsü'nü satsam... gerçekten daha az keriz gibi görkün. Ben bu ortamda gerçekten çok rahatsız oldum. Yani ben kimsenin ilişkisini bozmak istemem. Ben müsaadenle evi... Gidemezsin Mesude. Abimi hıza bırakamayın. Seninle olması gerekir. Peki. Peki mi? Aa, bu da peki diyor. Ben normal şartlarda buradan basar giderdim. Ama kardeşim o kadar kötü hissettirdi ki hiçbir yere gitmiyorum. Rahat bırak artık be bizi. Yapıştın kele gibi abim eve. Buldun savunması zayıf çocuğu, hücum edin Bayern Münih gibi. Nein sana kalemici vampir, nein. Ah Ferideciğim, ah canım kardeşim, benim bulliciğim. O ağzın, senin ağzın. Sen gel bakayım benimle birazcık şuraya. Ne lan be kızım sen, ne lan? Nesin bozan işimi? Ha? Yani beni 2 saatte şu kıçcağıza yakıştırmayıp buna yakıştırdın. Şu hanım hanımcıkla şu asalete bak. Yani mantık çerçevesinde düşünürsen bu kızın bu sopayı geçemeyeceği yer yoktur. Bu kızın bu kızı geçebileceği tek yer er meydanıdır. Bu kız ancak güreşte geçer.
4 saniyede künde yapar kendini, böyle atar geriye. Vallahi benim canımı sıkma, asaplarımı bozma benim artık Feride. Duydun? Duydum. Feride. Bakar mısın? Bak Feride, benim ailem çok müteassıptır. Annemler çok güzel, ben daha fazla kalamam. Ben de lazım. 2 dakikacık daha Mesude, halledeceğim. Feride. Mesude, halledeceğim canım. Bak kızın ya, bak kızın. Ya abi. Görün nasıl pırlanta gibi kızdır. Başkaları gibi gece gece erkeklerle kumsallarda fink atmaz. Onların parasıyla bir tepsi midye yiyip cüzdanımı bulamıyorum. Ayaklarıyla hesap gitlemez. Feride, sana çok açık konuşacağım kardeşim. Bak, 37 senedir sapım. Bu kız değil bir tepsi midye, bir kamyon midye yesin. Vallahi dökerim evinin önüne, duydun? Duydum. Hadi al şu kadınsıyı da, kaybol buradan. Canımı sıkma. Çiçek Hanımcığım, isterseniz başka yerde de şarkılarımdan içinizi ısıtabilirim efendim. Yani Ozan, gerçekten ben hiç bunu istemem. Çok teşekkür ederim ama yani kardeşinin düşündüğü gibi biri olmadığımı ispatlamak istiyorum. Aynı zamanda onun beni sevmesini de istiyorum. Belki biraz daha vakit geçirirsek beni sevebilir. Yani şu zarafete, şu merhamete, şu yüce gönüllülüğe bakar mısınız efendim ya? Ya bakın. Hadi sen bir şarkı daha söyle. Hadi gel lütfen. Çal bakalım. Hadi sen de gel, otur hep beraber. Gelsene. Şey biliyor musun? Allah beni, pulla beni. Tabii ki çalayım, tabii ki. Allah beni, pulla beni. Dök kubbeyi, yerlere çalarım yar. Canım iste, canım bile, sana kurban yar. Bravo Mesude! Görün abi nasıl geçirdi duyguyu hepimize. Doğru. Tam geçiriyorduk hepimize. Allah'tan bitti şarkı. Bu ne bayram? Etek giymiş Hayko Cepkin'dir bu. Yeri dinletti hayvan, şarkıyı söylerken. Saçmalan artık abi. Görmedim İl Mesude'nin dişil enerjisini. Size yemin ediyorum. And içiyorum size, yemin ediyorum. Aha şu midye kabuğu bundan daha dişildir. Anladın mı? Ben şu anda hemen Feride buradan ağlama, gitmek istiyorum. Ağlama Mesut. Gitmek istiyorum. Hayır ağlama, ağlama Mesut. İnsan anne Mesut. Ağlattınız güzel kızı. Hayır daha güzel kızdır. Neyse. Kendini nasıl biliyorsun? Sarı Feride'ciğim, bak canım. Ben iç güzelliğe zerre kadar önem vermiyorum efendim. Anladın mı? Dış güzelliğe konsantreyim ben şu anda. O yüzden rica ediyorum, bizi artık yalnız bırakın, tamam mı? Hadi lütfen gider misiniz? Çiçek Hanımcığım, çok özür diliyorum efendim. Bu gürültü kirliliğinden, görüntü kirliliğinden dolayı sizlerden özür diliyorum efendim. İsterseniz sizi sahilimizin diğer tarafında bulunan Aşıklar Kayalığı'nda ağırlayayım, ister misiniz? Olur, oradan da bir bara geçer, koparız. Tabii. Sen kopmaya ne meraklı bir çiçekmişsin be. Buldum pırlanta gibi çocuğu. Kayalara da gelin, bana da. Ama ben Muraş'ta oldukça anca babalara gelin. Servet avcısı senin. Yeter be. Vallahi basacağım, kalkma işinden suratına. Benim canımı sıkma. Nedir be yaptığın senin? Derdin nedir senin? Söyle bana. Baksana bana sen. Sen bir kadınla nasıl konuşuyorsun lan? Hayvan. İt. Terbiyesiz! Bav! Nah!
şaşırttınız güzel kızı. Ama hiç sevinme Çeçeboz. Bela olacağım sana. Abimi yedirtmem sana. Buradayım. Yanınızdan da hiç ayrılmayacağım bundan sonra. Yeter be! Aa, bu ne ya? Sensizle mi uğraşacağım ya ben? Ne oluyor? Ben burada... Ya geldim şurada iki dakika dedim. Ay dedim kıvırtırım dedim. Bütün yazımı dedim. Bir güzel dedim. Bir güzel beleşe getiririm dedim. Beleş beleş dedim. Tatilimi bedava çıkarırım dedim. Yüz verdim senin şu vitaminsiz Herkül abine. Şu başıma gelin bak. Bir dakika bir dakika. Çiçek Hanımcığım oh. Ah ah o ağzınız neler söylüyor efendim sizin ha? Siz tatilinizi beleşe getirmek için mi benimle beraber oldunuz efendim? Evet. Anlaştık. Kabul. Kabul tamam kabul. Yedirir içiri gezdirir efendim ben sizi. Sonra suratıma dahi bakmazsınız. Finansal kölen et beni. Hiç işim olmaz. Sende bu kardeş varken benim sizde hiç işim olmaz. Şuraya bak be. Kendi ayrı kardeş ayrı tipsiz ay. Bir dakika bir dakika. Sen bana istediğin lafı söyleyebilin ama... benim bu liciğime bir laf edersen sen... vallahi karşında beni bulur ha. Yıkıl karşımdan çabuk. Ay çok da umurumdaydı. Hadi be. Yürü. Hadi kaybol. Kaybol. Guru. Guru. Sopa. Sopa. Manyak mıdır ölür ya? Allah hadi yürü git. Ayaklarım. Allah'ım yarabbim. Bir bulliciğin yılana karşı cücüğünü savunduğu gibi savundum beni abi. Vallahi gözlerim dolar. Ah, evet tabii. Dünya bir yana, sen bir yana kardeşciğim. Sen benim kıymetlimsin. Abi, Mesude'yi cidden kaderine yazmayı düşünme. Yani ben onu ancak altıncı ayağa yazmayı düşünürüm. Bundan sonra bana kız getireceksen... belgesel çekilecek değil, klip çekilecek kız getir, tamam mı? Tamam. Neyse, önümüzdeki aşklara bakacak artık. Hadi düş önüme. Sen düş. Hadi yürü. Sen düş. Yürü derim sana. Tamam, sen kazandın, yürüyorum. Siz nereye gidemediniz? Biz Alaçatı'ya gidemedik. Geçen yaz biz de oraya gitmedik. Biz bu sene mavi tur yaptık. Black Village'dan çıktık, Kadıbilic'e. Karaköy'den Kadıköy'e gitmiş lan bunlar. Biz de Fikri'yle Ezizli pizza yemedik. Kiramızı da yemedik ya, onu da anlatsana. Sümeyye Manastırı'na da çıkmasaydı. Zaten çıkmadık ya canım. Instagram'a baksana hiç yok. Bir dahakine haber verin, birlikte gitmeyelim. Evet. Ya çok ani gelişti. Bir anda gitmeyelim dedik. Önce bir Çanakkale'ye gittik. Üç günde Bozcaada'ya gidelim dedik. Oradan da ver elinde İzmir dedik. Ben mayom ıslanmadı diye mayoyla duş alıyorum ya. Siz nereye gideceksiniz kış tatilinde? Valla biz her sene gitmediğimiz gibi bu sene de Uludağ'a gitmeyeceğiz. Valla biz bu sene kış tatilini Strap Mountain'da düşünüyoruz. Kayış Dağı değil mi lan? Evet. Biliyorsunuz seçim zamanları televizyonların, bütün haberlerin, gazetelerin, gündemin starları siyasetçiler oluyor efendim. Siyasetle ilgilenenler oluyor. Biz de bu sefer seçimlere, siyasete farklı bir bakış açısı geliştirdik. Farklı bir taraftan baktık. Bakalım nasıl bakmışız izleyelim efendim. Buyursunlar. Entrikalarla, ihanetlerle dolu hikayemiz dünyanın herhangi bir coğrafyasının herhangi bir ülkesinin meclisinde geçmektedir. Bu, dünyanın herhangi bir ülkesinin meclisindeki partilerin tek amacı dünyanın her yerindeki partilerle aynıydı. İktidar olmak. Seçimi kim kazanacaktı? Kim kiminle ittifak kuracaktı? Peki ya kras seçmen ne olacaktı? Siyaset rüzgarı başlıyordu.
yaptırdığımız anket sonuçları geldi mi? Evet başkanım. Son yaptırdığımız anket sonuçları geldi. Ya. Demek son yaptırdığımız anket sonuçları geldi. Peki son yaptırdığımız anket sonuçlarına göre iktidara gelebiliyor muyuz tek başımıza? Son yaptırdığımız anket sonuçlarına göre tek başımıza iktidara gelemiyoruz. Ama nasıl olur? Evet. Tek başımıza seçimi kazanamıyoruz belki ama anket sonuçlarına göre diğer partiler de tek başına iktidara gelemiyor. Yani son yaptırdığımız anket sonuçlarına göre diğer partiler de tek başına iktidara gelemiyor. Doğru mu anlamışım? O halde ne yapacağız? İttifak kuracağız. HOP Partisi olarak KOP Partisi ile ittifak kurarsak seçimi kazanabiliriz. HOP Partisi Genel Başkanı olarak KOP Partisi'nin Genel Başkanı İbrahim'le anlaşıp el sıkışacağız. Ama nasıl olur? Bu nasıl olur? Daha biraz önce bütçe görüşmelerinde adamın ağzını burnunu kırdım. Ya beni reddederse? Ya kabul etmezse? Edecek. Etmek zorunda. Çünkü bizde İbrahim'de olmayan bir şey var. Nedir o? Oy! Oy! Oy, 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 oy. Evet, bizim oylarımız onlardan daha fazla. Ama ya beni reddederse? Ya meclis kulislerinde bu duyulursa? O zaman ben tabanıma ne derim? Sen Merkez Partisin. Aptallık etme, iyi düşün. Kimse bizi reddedemez. Hele İbrahim, asla. Biri İbrahim mi dedi? Çiçek. İbrahim. Benim. Hayati. Sensin. İbrahim'im. Eski partili yoldaşım. Köpek Fikri. İbrahim. 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 Ben de seni bekliyordum İbrahim. Öyle mi? Neden? Bütçe komisyonunda ağzıma çaktığın o yumruk yetmedi de beni biraz daha pataklamak için partili mi topladın? Biz sizi yalnız bırakın. Şükür. İbrahim. Ağzın nasıl? Çok acıdı mı? Dolgum düştü. Bu konuyu kapatalım. Kapatalım. Ne istiyorsun? İbrahim'ciğim. Yaklaşan seçimler öncesi seninle güçlerimizi birleştirmek istiyorum. Eğer güçlerimizi birleştirirsek kimse karşımızda duramaz. İttifak kuralım diyorum. Ve İşçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin hakkını birlikte koruyalım. Olmaz. Neden? Olmaz çünkü ben çiftçinin, işçinin, emekçinin, emeklinin her birinin hakkını CUP Partisi Başkanı Nazlı ile koruyacağım. Seni küçük aptal. Seni aptal. Onunla ittifak kurarak seçimleri kazanabileceğini mi düşünüyorsun? Ne o? Bakıyorum da kendinden çok ama çok eminsin Hayati. Öyle. Ne yapacaksın? Yine yalan vaatlerle seçmenin gözünü boyayıp onlara tutamayacağın sözler mi vereceksin? Aa! Yanıyorum!
geçti mi? Bu arada ben kimseye yalan vaatlerde bulunmadım. Buluntun. Bulunmadım. Buluntun. Bulunmadım. Buluntun. Bulunmadım. Buluntun. İspatlamayan şerefsiz devran namussuzdur. Bana su attın. Çok özür dilerim. Bir tarafına kaçmadı ya. Hasbinallah. Bu seçimler çok kritik. Senin de yanlış bir karar alıp sonrasında mutsuz olmanı istemiyorum. Sen de iktidara gelmek istiyorsun değil mi? Ah, istiyorum tabii sersem. Hem de çılgınlar gibi, deliler gibi istiyorum. Bilmiyor musun? Farkında değil misin? Meclise girdiğimden beri iktidara gelemedim. O halde... Nazlı'yı bırak bana gel. Seninle ciddi düşünür. Evet. Sana bakanlık veririm. Ve... yıllarca sürecek... bir koalisyon düşünüyorum. Kim bilir bunları daha önce kaç parti liderine söyledim. Asla. Sadece sen varsın İbrahim. Hadi. Senin siyasi görüşünü çok beğeniyorum. Hadi el sıkışak. Bilemiyorum. Sana güvenebilir miyim bilemiyorum. Bana gerçekten bakanlık verecek misin? Hem de bakanlıkların en güzellerini. Hadi sıkışak. Bilemiyorum. Sıkışsak mı? Bir sıkışsak. Çok güzel olur. Benim de sıkışasım var ama. Hadi sıkışak. Sıkışalım gitsin. Hadi. Ah, sıkıştık. Çok sıkıştık. İbrahim. Nazlı. Nazlı. Açıklayabilirim. Neyi ha? Neyi? Kapalı kapılar ardında ittifak kurmak için el sıkışıyordunuz. Sıkışmıyorduk. Sıkışıyordunuz. Sıkışmıyorduk. Sıkışıyordunuz. Sıkışmıyorduk. Sıkışıyordunuz. İspatlamazsan namertsin. Çok kötü oldu. Konuşacaklarınız vardır herhalde. Ben sizi yalnız bırakayım. Al şunu. Ara beni. Korkuyorum İbrahim. Seni kıskanıyorum. Benimle tek başka biriyle ittifak olmandan korkuyorum. Oysa benim tek hayalim seninle, yani KOP partisiyle ittifak olmaktı. Seçimlere KOP cüp olarak girmekti. Öyle mi? Peki bunları nasıl açıklayacaksın ha? Bunları nasıl açıklayacaksın? Bunlar da ne? Bunlar CUK Partisi Başkanı Mesut ile basına kapalı olarak, kapalı kapılar ardında bir arada ve baş başa yaptığınız görüşmeden elime geçen fotoğraflar. İbrahim. İbrahim, açıklayabilirim. O tek oturumluk bir şeydi. Onun partisinden, tabanından oy çalmak içindi. İnan bana, güven bana. Benim tek ittifakım sensin. İnanayım mı sana? İnan bana. İnandım sana. Ama elimi bırak lütfen artık, tamam mı? Bir gören olacak. Gören görsün. Yakında zaten herkes öğrenecek. İttifakım sen. Nazlı, sana çok güzel haberlerim. Nazlı, bu ne? Mesut, açıklayabilirim. Biz ittifak olmuyorduk, el sıkışmıyorduk. Kurban pazarlığı yapıyorduk İbrahim. Ne? Kurban pazarlığı ha? Peki bu pazarlıkta kurban kim? Ben mi? Yoksa seçmen mi? Yazık. Ben de bizim için
anket yaptırmıştım. Anket şirketinden geliyorum. Erkekten mi ne dediler, sonuçlar çıktı mı, pozitif mi? Al kendin bak. İttifak kursaydık başarılı olabilirdik. İktidarımız olabilirdi. Ay Mesut, ben dürüst bir politikacıyım. Güven bana, rica ederim. Tek amacım onun partisinden, KOP partisinden oy koparmaktı. Lütfen dürüstüm, inan bana. İnanıyorum sana. İttifakımsın. Durun! Siz ittifak kuramazsınız. Aha. Anketör sandık. Neden? Neden ittifak kuramaz? Neden? Siz ittifak kuramazsınız çünkü ittifak kurarsanız iktidar olamazsınız. Ama nasıl olur? Bu belgeleri bana siz verdiniz. Anket sonuçları karışmış. Gerçek sonuçlara göre kararsız seçmenin oylarını saymazsak Nazlı Hanım'la Mesut Bey değil, Nazlı Hanım'la İbrahim Bey ittifak kurarsa seçimi kazanabiliyor. İyi günler. İbrahim, ittifakımsın. Kazanıyoruz. Hayır Nazlı, biz kazanmıyoruz. Ben kazanıyorum. Çünkü sizin Mesut'la anlaşacağınızı öngördüğüm için Hop Partisi Başkanı Hayati ile önceden anlaşmıştım. Ya daha öyle olduğunu zannediyorsun. Sizin ittifak kuracağınızı öngördüğüm için basına kapalı kapılar ardında siz görüşürken ben KOP Partisi Başkanı Hayati ile sıkıştım bile. Değil mi? Sıkıştınız. Evet, sıkıştım. Ne sandındı? Ha, ne sandındı? Siz burada birlikte konuşurken ben boş durucuyum mi sandın? O yüzden ben de gittim Cuk Partisi Başkanı'yla Hop Partisi Başkanı olarak el sıkıştım ve ittifak kurdum. Hopçuk olduk biz. Sizin ittifakınızın iktidar olma şansı yok. Çünkü anket sonuçlarına göre bizim ittifakımız seçimi kazanıyor. Durun! Siz de ittifak kuramazsınız. Anketler karışmış deme. Anketler karışmış. Aa. Siz ikiniz yani KOP ile CUP ittifak kurarsa seçimi kazanamıyor. Bize baksana. Sizin hangi ittifaktı? Hopçuk. Yazıyordur orada Hopçuk. Siz ittifak kurarsanız bırakın seçimi kazanmayı, barajı bile geçemiyorsunuz. Ama nasıl olur? Partileriniz arasında taban uyuşmazlığı var. Peki seçim anketlerine göre hangi ittifak seçimi kazanıyor? Kararsız seçmenin oylarını sayarsak mı, saymazsak mı? Tabii ki saymazsak. Mesela ben Hayati ile sıkışsam. Bir Hopçuk'a baksana. Hopçuk. Kararsız seçmenin oylarını saymazsak kazanamıyorsunuz. Kopçuk olsa? Kararsız seçmenin oylarını saymazsak kazanamıyorsunuz. O zaman kopçukla bak, baksana. Böyle kazanırız artık herhalde. Kopçuk kazanamıyorsunuz. Ben ana muhalefet olayım. Dur. Yapalım. Tek mi? Kopçukçuk. Siz ben dışarıda kalın. Onlar oluyor mu? Hayır, kazanamıyorsunuz. Peki şu kombine bir bak şimdi. Sen bir geçsene. Hayır. Bu bizden daha iyi oluyor ya. Şöyle olsa. Sen gel. Bir dakika şöyle. Ben çıkayım. Ben şurada mı durayım? Şöyle hayır şöyle bir kop. Böyle nasıl? Şu. Kazanamıyorsunuz. Şu kombi. Siz de gelin. Hayır. Gel beraber. Kazanamıyorsunuz. Yeter artık. Sıkıldım. Tiksindim bu ittifaklardan da entrikalardan da. Ben seçime tek başıma gireceğim ve kazanacağım. Göreceksiniz. Asıl ben seçime tek başıma gireceğim ve iktidar olacağım. Bekleyin ve görün. Asıl ben! Hopçuk olmuyor muydu benim? Asıl ben seçime tek başıma gireceğim ve iktidar olacağım. Göreceksiniz. Sen göreceksin. Asıl ben! Ben seni göreceğim ve kazanacağım. Göreceksiniz iktidar. Sen olmuştun ben, yani kararsız seçmen. Evet, ben kazandım. Evet, birçok parti lideri birbiriyle ittifak yaparak İktidar olmanın yollarını aradılar ama unuttukları bir şey vardı. O da biz kararsız seçmenin oyları.
Ve biz de bütün partileri teker teker deneyip ve de pişman olduktan sonra acaba neden siyasete atılmıyoruz, neden bir parti kurmuyoruz diye düşündük. Evet, ilk önce çok kararsız kaldık. Ama sonunda bir parti kurmaya karar verdik. Kararsızlar Partisi'ni kurduk ve de siz kararsızların sayesinde iktidar olduk. Evet. Bundan sonra vakit ülkemize hizmet vaktidir. Bundan sonra ülkemize en güzel hizmetleri yapacağız. Yapmaya da biliriz. Çok önemli kanunlar çıkartacağız. Çıkartmaya da biliriz. Her şeyi yapacağız. Hiçbir şey de yapmayabiliriz. Kararsızız. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki ülkenin kaderi kararsız seçmenin ellerine kalmıştı. Peki emeklinin, çiftçinin, memurun hali ne olacaktı? Benzin kaç lira olacaktı? Bayram tatili 9 gün olacak mıydı? Bütün bunların cevabını bir sonraki entrikalarla, ihanetlerle bezeli bölümümüzde göreceğiz. Hoşça kalın. Efendim, ilginç bir organizasyona gitme veya düzenleme, bir kutlama hazırlama var mı? Şu önde bir hanımefendi var. Geçen sene ben de eşimin doğum günü için bir organizasyon yaptım. Kuzenlerimiz hep birlikte toplandık, bir mekana gittik. Canlı müzik. Eşimin haberi yok. Tam günü değildi. Ve gayet güzel eğlenmeye başladık. Kuzenlerim, kuzenlerimin kız arkadaşları biz... Biz bayanlar sürekli eşlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü yan masadaki bayanlar sürekli eşlerimizi kollarından tutup sahneye çekiştiriyorlar. Ve sürekli birileri kapıyor masadan, biz koşup geri alıyoruz falan böyle. Sonra hiç doğru bir mekana gelmediğimizi fark ettik. Dedim ki garsona hızlıca pastayı getirir misiniz? Üflemesini istiyorum. Böyle suratına yapıştırmak istemiyorum. Hemen adam o pasta gelsin. Adam ne yapsın biri tutup çekiyorsa? Kalkıyor. Yani ne yapabilirim, beni de götürüyorlar diyor. Centilmenlik bunu gerektir. Asla kabul edilir bir şey değil. Mekanı sürekli... kim buldu? Ben buldum. Ya ama. Ama ben içerisinin bu halde olduğunu tabii ki bilmiyordum. Peki yeri nasıl aradınız? Ne diye aradınız da buldunuz? Doğum günü mekanları yazdım. Doğum günü mekanları yazdım ve böyle bir yer çıktı. Sonra hızlıca hemen yani pastayı... Yani şey mi yazdınız mesela? Kocamın eğlenebileceği bir mekan falan. Yok, hayır. Doğum günü için mekanlar olarak araştırmıştım. Ama sonra çok pişman oldum. Hızlıca pastayı üfletip hemen eşlerimizi alıp koşar adımlarla uzaklaştık. Cuma günü eşimin doğum günü. Ama hiçbir organizasyon yapmayı düşünmüyorum. Çünkü başarılı değiliz bu konuda. Beraber kutlayacaksınız değil mi? Evet, evden dışarı asla çıkmıyoruz. Ha. Yoksa beyefendi yine geçen seneki mekanda kutlar yani. Gidebileceğini sanmıyorum. Ya da eve geri dönemez muhtemelen. O yüzden gitmez. Size rica etsem bu program arasında veya bittiğinde Adem Bey'e de tabii mekanı de tavsiye ederseniz. Kesinlikle. Evet, mekan adresini verebilirim. Merak ediyor insan yani. Tabii tabii, kesinlikle. Muhteşem mekan herhalde hala vardır diye umut ediyorum. Kutlayın, burada kutlayın o zaman. Biz 8 yıllık evliyiz. Bir oğlumuz var 5 yaşında. Çok seviyorum seni. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benimlesin. Çok seviyorum seni. Beyefendinin adı ne? Ceyhun Bey, vallahi verilmiş sadakanız varmış. Çok şükür. Allah korumuş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi efendim bir kutlamamız var. Kutlamayı organize eden bakalım ne şekilde organize etmiş, ne sürprizleri olacak. İzleyip görelim efendim. Buyursunuz. Gelin Ayşe, gelin Ayşe. Vallahi heyecandan suyu döktüm üstüme. Suyu döktüm. Heyecandan değil mi? Hadi geliyorlar, geliyorlar. Dur. Geliyorlar, çalıştınız. Başlar başlar. Dur aşkım, dur. Ya dur da. Dur, bekle. Allah. Dur bir dakika, bekle. Geliyoruz. Ya zaten bekliyorum. Başka bir şey yapamam ki. Dur. Geldim, geliyorum. Bir saniye, bir dakika dur. 3, 2, 1. Sürpriz açacak. Mutlu yıllar. Ya, ya, ya. Ya bu ne güzel bir sürpriz. Aşkım, ne kadar tatlısın.
sağ ol. Ay ne demek aşkım, ne demek? Senin için bak görüyorsun, senin için hiçbir masraftan kaçınmayıp bu otelin çatı katını tuttum. Hiçbir masraftan kaçınmadığımın altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü kaçınmadığım masraf oldukça büyük bir masraf. Ama ben ne yapmadım? Kaçınmadım. İşte. Abi tamam oğlum, altını çizme artık ya, saçma sapan. Zaten zar zor 2-3 puan topladın, onları da heba etme. Çok para kanka. Ama Ozan da puan toplar yani. Daha bu bir şey değil. Daha neler geliyor Ozan? Ozan mı? Başka ne var? Ya şöyle kardeşim, hani sen mutlu ol diye buraya bir müzik grubu getirecek. Ya inanmıyorum. Ya gerçekten çok tatlısın. Bir dakika. Ama ben o kadar uzun kalamam ki burada. Ay, benim İtalyan sinemacı İsmail Tobey ile toplantım var bugün. Evet, ona İstanbul'u gezdirecektim. Yeni filmi için böyle mekanlar falan bakacak. Evet, biliyorum. O yüzden de Instagram'dan İsmail Tobey'e ulaştım. Evet. Ve davet ettim, geleceğini söyledi. Ya sen nasıl bir adamsın? Ya bu be kardeşim. Bir dakika. İyi de İsmail Tobey hiçbir şey beğenmeyen bir adammış. Ya burayı beğenmezse, beğenir mi ki? Beğenmez. Beğenmez burayı, ne yapacağız? Ya Çiçek, sakin ol. Şuranın güzelliğine bak, şu manzaranın güzelliğine bak. Buraya bayılacak. İsmail Tobey filminin bir sahnesini burada çekecek hayatım. Aynen. Öyle mi diyorsun? Tabii, kesinlikle. Beğenir ya. Beğenir ya, bura beğenmez mi ya? Ama müzik grubu nasıl acaba? Ha? Ya ben şey dedim, kız grubu diye duydum. Evet. Evet arkadaşlar, kız grubu, iki tane kız geliyorlar. İsimleri de grup Enerji. Enerji! Evet. Dans da ediyorlar kanka. Dans mı? Dakika! İki mi kız mı? Evet. Dans mı ediyorlar? Tabii. Vallahi enerji bana şimdiden geldi. Bu gece inanılmaz heyecanlı başladı kanka. Gel. Ya hayvanlaşmayın ya. Allah Allah, ayı gibi şey yapıyorsunuz. Ne? İnsanlar buraya size öyle yem olmaya gelmiyorlar. Aha. Performans göstermeye aynen geliyorlar. Sanattan icra edip gidecekler. Abanmayın ayı gibi başlayın. Bir dakika, biz bir şey demedik ya. Hani gelirler, biz de seyrediyoruz. Ne bileyim, aramızda bir elektrik olursa hani inceden böyle bir yürürüz diye düşündüm. Tabii hani. Tabii. Ya ben solist kadınlara bayağı hasta oluyorum da. Bir dakika. Ses geliyor. Geliyorlar abi. Geliyorlar abi. Yerinize geçin. Yerinize geçin. Çok heyecanlandım. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Çok fena. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük albe. Darbe üstüne darbe. Kuşlanmıyor mu? Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük albe. Mustafa, sen kızlar gelince yürüyeceğim diyordun. Buyur abi. Yok kardeşim, sen önden buyur ya. Saçmalama, sen buyur. Hayır ya, iki kız geliyor, enerji falan diyor. Hadi, hadi. Bir dakika susun. Ozan, bu ne bu? Ben İsmail Tobey'e bunları mı dinleteceğim Ozan? Bir saniye hayatım, bir saniye. Bize grup Enerji gelecek dediler. Evet, ta kendisiyiz, geldik. Ne yaptınız abla? Gelirken toprağa mı attınız enerjiyi? Yok, yanımızda getirdik enerjiyi. Elektrik trafosu gibi enerji getirdik size. Vallahi bize hiç geçmedi o elektrik. Odun elektriği iletmiyor ya, ondadır. Teyzeciğim, siz çok tatlısınız ama enerji sadece grubun adında var belli ki. Ozan, İsmail Tobey hiçbir şey beğenmeyen bir adam. Kendi setinden Monica Bellucci'yi kovmuş bir adam. Çekilin benim setimden, defol, çirkin kadın diye kovmuş bir adam. Ben bunları mı? Bak, eğer bunları görürse benimle asla çalışmaz. Adam estetik düşkünü. Ya ne bileyim hayatım, ben de yani... Yani grup Enerji deyince böyle genç geldi bana da tabii ki. Yani genç gelince de... Ya tamam, itiraf ediyorum ya. Çatı katına çok para verince müzik grubunun en ucuzunu seçtim. Tamam, kabul ediyorum. Kanka, ediyorum. Bu kadar ucuz olmaz ki. En ucuzunu tutmuşsun ya. Lan! Ucuz senin babandır. Yaşlı ve terbiyesiz. Ne terbiyesiz, ne terbiyesiz sen diye bize terbiyesizlik yapıyorsunuz güzel mi? Sen neden beğenmedin bizi? Niramızı beğenmedin sen bize? Ablacığım! Yani biz sizin tipinize bakmaktan müziğinizi dinleyemedik ki. Ya ne bileyim, sizin bu kılıkta gözleme evinde gözleme açmanız lazım. Yani böyle otelde ne bileyim müzik falan ben bağdaştıramadım açıkçası yani. Ne kadar önyargılısınız ya, Allah ya. Ya bak, alışmışsınız siz playback müziğe ya. Elektronik müzik, altında ses düzeltici falan filan. Biz canlı müzik yapıyoruz, canlı! Canlı! Teyzeciğim, müzik canlı da siz değilsiniz.
siz ne yapın? Paranızı da aldıysanız hadi artık buradan çekilin gidin. İsmail Tobey'e de grup yok derim ya. Yok grup hadi gidin. Mümkün değil, gidemeyiz biz. Biz performansımızı sergileyeceğiz, ondan sonra gideceğiz. Bir de gururlu çıktılar dedim. İyi tamam hadi bir şarkı daha söyle. Ya hayır abi, hayır. Niye şarkı söylesin? Hayır, kanka hayır. Ben asla kabul etmiyorum. Bunlar gece gelecekler, elinde defteriyle benim rüyama gelecekler, kabusum olacaklar. Yok yok, korkuyorum ben abi. Nereye korkuyorsun sen ya? Sen aynaya baktığında korkmuyor musun sen? He? Hepsi grubundan ne farkımız var bizim? He? Hepsi farklı abla. Allah aşkına hepsiyle kendini nasıl bir tutuyorsun? Bir aynaya bak ablacığım. Ne güzellik var, ne estetik var. E canım be, piyasaya yeni giriyoruz. Biz de estetik yaptıracağız belki. Teyzem, siz artık estetikle de daha çok iki avcunuzu göğe açmak suretiyle biraz dua bence artık. Ablacığım, size estetik değil, en fazla reset atılır. Bak, al şu defne, sana bir reset atarım. Allah çarpsın, ana baban tanıyamaz seni. Ya neden bize bu ön yargı, neden ya? Ya ne demek neden abla? Allah aşkına bir kendine bir bak. Ne olur bir kendine bir bak ya. He. Ya dans olsa hadi tamam diyeceğim de dans da yok abi. Bahadır, tek sorun bu mu? Hayır canım, defi kötü, üstü kötü. Bana bak, senin tespitine s**yorlar bu kadınları. Dans modunu açmayalım. Ya hiç açmasa dans modunu. Yok, açacak. Evet, güzel, evet. Ya arkadaşlar, ne yapacağız? Bu nedir bu? Yani, ne yani? Yani o kadar da kötü değil gibiler sanki. Yani evet. Dans mas falan olursa belki biraz patlatırız. Ya ne patlatması kardeşim? Dans ederken ölmeseler iyi ya. Bak evet, oğlum buradan bir puan çıkmaz. Hadi bunları def et gitsin. Çok başlıyor. Aa, ne o? Bu ne? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Sıcak, çok sıcak. Sıcak, daha da sıcak olacak bu gece. Ablacığım, siz dans yapmadınız ki. Siz bayağı yayık hayran yaptınız. Evet, hava sıcak, konseptimizde o da var. Gel al bakalım bir bardak, iç bakalım kana kana. Nasıl ya? Hocam şimdi sana... Ayran mı içeceğiz abi? Ya bak bakalım tadına. Bak tadına ne ya? Wow! Çok iyi ha, değil mi? Başlan çalgaladık, güzel evet, mi? Evet. Ön yargılı davranıyorsunuz bize. Yoksa bizde daha ne numaralar var? Evet. Tamam, çok güzeldi teyzeciğim. Hadi gidin artık. Tamam, hadi bitti. Hadi. Yok, gidemeyiz. Yok. Üç şarkı anlaşması yaptık biz. Hak geçer. Gidemeyiz. Hepsini hak geçmez. Biz helal ediyoruz teyzeciğim. Hadi ne olur gidin ya. Yok, hayatta gidemeyiz. Ölürüm de gitmem şuradan şuraya. E gitmesen de ölebilirsin teyze. İki ihtimal sana çok uzak değil, haberin olsun ha. Ya bu köpek soyu neden bize dağıttı ya? Kızım, sap usap başına vurmuş bunu. Gel. Kostüm değişelim. Hah, olur. Hadi, biz şimdi ikinci yarıya geçelim ama kostüm değiştirmemiz gerek. Teyze, ben öncesinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz bu yayık ayranla beraber kendiniz de şöyle cilveli cilveli salladınız. Yani o kimin içindi ben anlamadım yani. Ne umut ediyordunuz ki? Kızım, sen evli misin? Ha, ben yok. He, ben üç tane koca gömdüm. Ya, daha da konuşturma beni. Tamam, hadi bakalım. Tamam. Siz de çabuk çabuk İsmail Tobey'e gelmeden söyleyin gidin üçüncü şarkını. Tamam, ama işte dedim ki ufak bir kostüm değişikliği yapmamız gerekiyor. Bu kostüm müydü ona hayret ediyorum, o ayrı. Bir de değiştireceksiniz, ona bambaşka hayret ediyorum. Tamam, hadi madem. Madem kostüm yani, yapacak bir şey yok. Biz değişelim de siz görün bakalım kostüm nasıl şov başlatacak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben biraz merak ettim. Aa, çok acayip bir kostüm gelebilir. Ne giyecekler acaba? Kefen. Bir saatten sonra kefen. Tamam abi, sakin ya. Allah Allah. Ya tamam, çok da şey yapmayız. Ay inanmıyorum, bir de kostüm değiştirmişler. Nasıl olmuş?
Nasıl? Bir yelek değiştirmişsiniz. Yok, bu özel davet yeleği, kırmızı. Davet ediyorum. Azrail'i mi davet ediyorsunuz abla? Hadi, girelim yatağa, sen başla. Son kılıç. İçine ata ata ne hale düştün? Tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekime hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kula kula kurutun be adam. İçine ata ata ne hale düştün? Tuta tuta çatlayacaksın be adam. Çekime hadi hadi söyle de kurtul bundan. Kula kula kurutun be adam. Nasıl? İsmail Tobey. Hoş geldiniz. Biz de arkadaşları yolluyorduk zaten. Onlar da gidiyorlardı şimdi. Evet, hiç mi alakası yok bizimle? Evet, bizim özel misafirimiz geldi. Artık siz de def olup gidebilirsiniz. Evet, ama aynen. Hadi bakalım artık gidelim. Size hiç istemiyoruz. Burada gidelim. No. Perfetto. Perfetto, çok beğendim o. Mükemmel o. Imposible. İsmail Tobey, gerçekten beğendiniz mi? Si. Yeni filmimde lütfen başrol oynayın o. Size yalvarıyorum o. Perfecto, ne olur o. Lütfen o, lütfen o. Aha. Nasılsınız? Bunu beni edinip yarını yapacak adam ya. Si. Ya. Tanrım şükürler olsun o. Ah, sizi özümsemek istiyor. Haydi gidiyor. Ay tamam, o zaman ben yarın hazırlıklara başlıyorum İsmail Tobey. No. Seninle zevklerimiz uymuyor. Haydi gidelim buradan. Seninle çalışmak istemiyor. Haydi gidiyor. Hadi bakalım oğlum. Sizdeki star ışığını anlamıyor bunlar. Ben anlıyor. Haydi. İçini acı adım ya. Halen işte bunu da bırakıp ne yapacaksın be adam? Çekime hadi hadi şöyle de kurtul. Bundan duradın adamım. Be adam ha. İsmail Bey, ben böyle şeyler yapıyorum. Beni de hiç bilmedi. Yakışmıyor. Star ışığım yok mu? Akıllı ara bir adam. Be adam. Daha çok trafik ışığı sende oluyor. İçine ata ata ne hale düştün? Tuta tuta. Azizim, bir tane de zil asamazsın da buraya böyle. Sen benim işe göz koydun ha? Her işe göz koyarım. Madem sen çıktın, sana sorayım. Sor. Böyle bir yolculuk, seyahat, tatil anın var mı enteresan? Tatili. Anlatabileceğin. Azizim, tatili kim kaybetti de biz bulduk. Yapmıyorsun. Yapan var mı aranızda tatil? Var. Bütün fakirler doluşmuş ya. Tatil dediğin lanet desin. Ya eniştenin yazlığına çöküyorum. Ya arkadaşımın kayınpederi var da bilmem ne, onun yazlığına çekiyorum. Libidodan uzak. Böyle ıslak yaşlı kokan tatillere gidiyorum. Peki senin için tatil ne demek? Yani idealindeki, hayallik tatili bir anlatsana. Flört. Ya flörtlü tatiller güzeldir ya. Onun için tatile ne gerek var? Tatilde flört başka oluyor. Ne oluyor mesela? Sen bilirsin gençlikten ya. Sen nereye gidiyorsun? Sen bir dakika bir şey diyeceğim. Sen Alaçatı'ya falan mı gidiyorsun tatile? Gidiyorum bir yerlere, gidiyorum. Deniz olan, güney. Vay, Azizciğim, sana çift kaşem ödeniyor. Sana ayrı, gamzelerine ayrı kaşem ödeniyor Azizciğim. Ya böyle aile tatili... Ne hayal ediyorsun mesela? Alaçatı'da ne oluyor? Ne hayalinde? Köprü partisi. Ne? Köprü partisi. Ne bir köprü partisinde hayal edebiliyor musun? Bir bakayım. Sıktılar köprüyü çılgından. Aa, evet ettim. Peki buradan tatile giden var mı ya? Var mı bir tatil anısı anlatmak isteyen? Bak şurada biri var. İsmim Tarkan. İsveç'ten geliyorum. 90 ülke gezdim. Şimdi en güzel tatilim Güney oluyor mu? Güney Amerika'yı gezdim. Wow. O Pascal Adaları, oradan da Santiago de Chile'ye, oradan da Bolivya'ya. Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Oğlum sen kara para bakmıyorsun. Dolar kaç lirayken yaptın bunları? Çok çalışıyorum. Çok mesai alınca bir de 60 gün tatil veriyorlar. Döviz kazanıyor. Çok güzel. Bir şey diyeceğim. Bir avroya sıkıştım da. Neyse, sonra konuşalım abi seninle. Sen seyirciyle ne biçim konuşuyorsun ya? Niye ya? Biz burada kardeş sayılırız ya. Sıkışmış abisi bir 5-10 bin avro atar. Enteresan bir şey geldi mi başına? Evet, geldi başıma. Biz Inca Trail'i gezdik. Inca Trail.
Machu Picchu'ya 4 günlük... Machu Picchu diyor ya. Machu Picchu diyor. Biz ancak Yalova'ya gidiyoruz. Adam adını söyleyemediğimiz her yeri gezmiş. Ya. Miçi miçi tuçut her yeri gezdim oğlum. İlk nereyi gezdim dediniz? Paskal Adaları. Paskal Adaları. Buradaki fakir anlamaz zaten. Sana sen ne? Ya sen öyle. At aman oğlum ya. Machu Picchu'ya 4 günlük dağa tırmandık. Dizlerim o da ağırdı ki. sırt çantamı da oradaki elemanlara verdim. Dedim ki, al sana $100. Bunu dağın tepesine kadar götürdüm. 4800 metre kadar. Ya ezdikçe eziyor bizi ya. Ona $100 attım. Sırtımı kaşıtmaya 50 avro verdim. Ya orada ne çok beyaz tüy vardı. Bak, sırt çantası varmış. He. Ağır gelince abi, yanındakine $100 vermiş, al taşı bunu demiş. Abi, doğrusu bu be. Doğrusu bu ya. Ya at $100 oğlum, var mı çantan taşıyın? Taşıyor, yukarı çıkıyorsunuz. Evet, çıkıyoruz yukarı. 4800 metre olduğu için hava da basınç değil de oksijen çok düşük olduğu için. Bir 100 euro daha da oksijen alaydım oğlum. Oksijen bedava verdiler bize. Şükür. Neredeyse bayılan çok oldu dağın tepesinde. Onun için fakirler orada bayılır. Doğru, fakirler bayılır. Açlıktan değildi. İşte. Oksijencikliğinden. Sonra? Sonra Machu Picchu'ya geldik ama ondan sonra hiçbir daha doğrusu daha tırmanamadım. Dizler ağrımaya başladı. Ha. Ondan sonra bıraktım da tatile gitmeyi. Vallahi komik niyetine bize zenginliğini anlattı. Efendim söyleyeyim, havasını attı. Tarkan'cığım işini biliyorsun ha. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tamam, çok teşekkür ederim. Grup arkadaşın sohbetine gidiyoruz. Onlar da tatile çok meraklı. Bakalım onların tatil anıları nasılmış, izleyelim efendim. Buyursunlar. Hadi hadi, aç kapıyı, aç. Açıyorum. Aç Mehmet. Ne kadar şeysiz, sabırsızsın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçin ya, geçin. Ya koca bir yaz görüşemedik. Neyi ettik böyle bir araya geldik? Çakamaka yazdan beri değil mi kız? Evet. Vallahi görüşemedik ha. Tabii vallahi görüşemedik yazdan beri. Yetercim, siz nereye gidemediniz? Ay vallahi Mehtap, biz Alaçatı'ya gidemedik. Tabii ondan sonra Alaçatı'ya gidemeyince ben Hayati'ye söyledim Alaçatı'ya gidemedik diye. Hayat dedi ki madem Alaçatı'ya gidemedik dedi, Bodrum'a da gidemeyelim dedi. ne oldu? Biz hem Alaçatı'ya gidemedik, hem Bodrum'a gidemedik. Ama ne güzel gidemedik. Ne güzel gidemedik. Nasıldı peki? Çok güzel geçmedi. Evet. Vallahi koy koy dolaşmadık. O koydan çıkıp bu koya girmedik. Ay vallahi Hayati, geçen yaz biz de oraya gitmedik. Hüseyin, siz nereye gitmediniz? Vallahi biz bu sene şehir tatili yaptık. Ya siz şehir tatili gitti mi? Vallahi. Aynen gittik. Çok güzel kültür turu yaptık. Gastroenteroloji turu yaptık. Çok güzel. Gezdik yani. Aa ne güzel ya. Peki nereye gittiniz? Denize girdiniz mi? Girdik. Olive Nose Beach'e gittik. Olive Nose. Vallahi yani deniz güzeldi. Kıyısı biraz taşlıydı ama güzeldi. Çok güzel. Çok da güzel deniz mahsulleri yedik vallahi. Vallahi yedik. Masıl dolga yedik, dolma yedik. Gerçek bir kum ürünü, inanılmaz bir lezzet. Çok yedik ondan değil çok mi? Çok yedik. Afiyet olsun. Ya böyle yemekten bahsedince biz de Fikri ile geçen yaz böyle çok güzel, leziz bir pizza yemedik mesela. Etap Tiramisu'da yemedik ya, onu da anlatsana. Ha, doğru. Tiramisu'da yemedik. Peki biz Bodrum'dan dönmeyince nereye tura katılmadık bir tahmin edin? Nereye? Karadeniz. Ha! Ama yani tam zamanında katılmamışsınız, tam mevsimde. Nasıl geçmedi? Vallahi çok güzel geçmedi. İşte sabah erkenden kalkmadık. Bakırköy meydandan bizi tur şirketi almadı. Oradan ver elini Sinop'a gitmedik. 2 gün orada çok güzel kalmadık. Oradan da Samsun'a geçmedik. Oradan da zaten Trabzon'a hiç gitmedik. Ay. Balık da yemedik. Çok güzel geçmedi. Ay Hayati,
Keşke Trabzon'a gitmemişken Sümele Manastırı'na da çıkmasaydık. Zaten çıkmadık ya canım. Hatta bir sürü fotoğraf çektirmedi. Hatırlamıyor musun? Instagram'a baksana hiç yok. Bir şey söyle, bir dahakine haber verin, birlikte gitmeyelim. Evet. Ya çok ani gelişti. Bir anda gitmeyelim dedik. Seneye bize söyleyin, biz de gitmeyelim, beraber gitmeyelim. Beraber. Söz, söz. Yani beraber anılarımız olmaz, ne güzel. Evet. Zaten hiç öyle eşe dosta falan anlatmıyorum ha. Sonra nazar ederler, kem gözlerini dikerler. Sonra nereye gitmediler diye, nereye gidememişler, buraları görememişler, şuraları oralara gidememişler derler, gözleri kalır. Valla ben herkese anlatıyorum. Yani biz çünkü güzel geziyoruz değil mi Hüseyin? Kültürün içinden geçiriyor beni. Tarihi turlar yaptık. En son nereye yaptık tarihi tur? Nereye? Son şeye gittik, Seven Towers Dungeon'a gittik. Seven Towers Dungeon'a gittik. Çok güzeldi valla, inanılmaz, çok etkilendik. Ya, ne vardı içinde? İşte Seven Towers saydın mı sen? 1, 2, 1, 2, 3, 7 Towers, bir de Dungeon. Towers, Dungeon vardı. İneleri yedik, yediklerimizi yedik. Seven Towers'ın marulu çok iyiydi. Burcu, bizde marula ne diyorlar? Marula, marul. İşte biraz farklı ama inanın arkadaşlar, her şey yerinde güzel, valla. Allah Allah, Dungeon diyor ya, Seven diyor. Towers diyor, Allah, ne, hiç... Yabancı da gelmiyor ama çıkaramadım ha. Biz de çok güzel müze gezmedik. O Paris'te Louvre Müzesi var ya, ona gitmedik. Aman Allah'ım, yok böyle bir şey. Gerçekten Mona Lisa'yı yakından görmedik biz. Ya o Eyfel Kulesi, o nedir öyle ya? Şehrin her yerinden Eyfel Kulesi görmedi. Peki size ne kadar vize vermediler? Vallahi canım, vize vermediler. Vermeyince dedik, 5 yıl vermesinden rahat ettik. 5 yıl bize vermediler. İyi, 5 yıl alamadınız ya. Alamadım. Seneye de gitmeyiz. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Bak, benim olayım denizdir. Ben denize girmeyip bütün yılın yorgunluğunu atmıyorum. O yüzden de bu sene Ayvalık'a gitmedim. Orada denize girmedim. Zaten Çanakkale'nin denizi soğuk, orada hiç girmedim. Antalya'nın denizi tam bana göre, o yüzden oraya hiç gitmedim. Biliyor musunuz, benim Ertingil de Ölü Deniz'e hiç gitmemiş. Ya. Ama nasıl gitmemiş, nasıl gitmemiş, hiç yüzmemiş. Oo, nasıl yüzmemiş? Biz bu sene mavi tur yaptık. Yaptık. Nerede? Valla Black Village'dan çıktı, Kadı Village'a, geze geze. Böyle bir coğrafya yok ya. İnanılır gibi değil. Çok harikaydı gerçekten. Black Village, Kadı... Karaköy'den Kadıköy'e gitmiş lan bunlar. Lan o, Olive Noise dedi. Lan Zeytinburnu'ndan denize atlamışlar bunlar. Seven Towers, Cancın ne o zaman? Kız, ha? Yedi Kule zindanları, morunda yemişler. Ne var, neyini beğenmediniz? Tatil mi tatil? En azından sizin gibi şunu yemedik, burada demiyoruz canım. Evin dışında bir aktivite yani. Ya biz belki de isteyerek yapmıyoruz. Ya da yapmayı istemiyoruz. Ne oluyor yani? Ya Çiçek'le Mustafa, bakalım onlar tatilde nereye gitmemiş. Selam! Selam bizden ya, ne haber? Hoş geldiniz ya. Geç bakalım, geç bana, geç. Mustafa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapmadınız tatilde? Gezdik be Fikri, gezdik. Ama nasıl gezdik biliyor musun? Nerede gezdiniz? Parka mı gittiniz? Yok, önce bir Çanakkale'ye gittik. Bir 10 gün falan yazlıkta kaldık. Her gün denize gittik. Sabah deniz, akşam mangal, gece okey, bu harika üçlü etrafında 10 gün yedik, içtik, eğlendik. Bize yetti mi bu? Hiç yeter mi? Yetmez. 3 günde Bozcaada'ya gidelim dedik. Yel değirmeniydi, bahçesiydi, bahçesiydi. Orada gezdik, dolandık dedi ve buraya kadar gelmişiz. Ayvalık'a gidelim. Sarımsaklı sahilde sabah 9'dan akşam 5'e kadar denizde yüz tepin, eğlen, zıpla, hopla, eğlenceye doyduk. Doyduk ama bir türlü de tatmin olmuyorduk. Oradan da ver elini İzmir dedik. Çeşme, Alaçatı bir hafta çılgın eğlence. Oradan da Göce'ye bir hafta bildiğiniz tekne turu ayması. Ben tekneye bayıldım, dedim ki kaptan buradan direkt devam Antalya, Kaş, Maş falan derken... Lan! Lan Ege'yi bitirdiniz, oradan Akdeniz'e indiniz arkadaş. Ben mayom ıslanmadı diye mayoyla duş alıyorum ya. Bu nedir ya? Sayıyorum sayıyorum. Parayı nereden buldunuz oğlum? Evi sattık. Evi mi sattınız? Evet, evi sattık. Ya ben 3 yıldır tatil yapmıyordum da... bir an böyle sağlıklı düşünemedim, evi sattım ya. Siz de kalabilir miyiz? Olmaz. Vallahi ben de aynısını düşünmüştüm hanım. Yapacak bir şey yok, artık biz direkt köye gidiyoruz. Aynen, ne yapalım? Size de taradan arada bir şey yollarız artık ha? Hadi, o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hanım, ben arabayı da sattım bu arada. Ne diyorsun oğlum? Vallahi sattım. Kaç tatilinde artık lanet olsun dedim, sattım. Ne yapayım ama?
Neyse, yaz da bitti zaten. Kışta geliyor, kapıda yani. Aa, vallahi kışta geliyor. Siz nereye gitmeyeceksiniz kış tatilinde? Vallahi biz her sene gitmediğimiz gibi bu sene de Uludağ'a gitmeyeceğiz. Bence hazır gitmemişken İsviçre Alplerine gitmeyin. Çok doğru söylüyor. Hayati, gel gel. Hazır Uludağ'a gitmiyoruz ya, İsviçre Alplerine de gitmeyelim mi? Vallahi gitmeyelim. Hemen hemen aynı parayı harcamayacağız zaten. Doğru diyorsun, kayak da yapmayız. Ha. Vallahi biz bu sene kış tatilini strap mountunda düşünüyoruz. Kayış dağı değil mi lan? Evet. Yani, ta kendisi. Bana bakın efendim, bence siz de gitmeyeceksiniz bir tatile. O yüzden ben sizi Middle Village'da kumpir yemeye davet ediyorum. Kumpiri. Yani kendinize bir güzellik yapın bence bu kış. Kös kös oturmayın evde. Hadi. Hadi gidelim. Hadi buyurun. Çok lezzetli. Hadi gidelim. Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılır mısın ve de sen desin.